Hocam o zaman şöyle başlayalım mı? Hani konumuz gerçekten çok güzel. Seçimlerimizi mi yaşıyoruz yoksa bir imtihanın içinde miyiz? Bununla ilgili de yani hayatta tesadüf var mıdır? Ben buradan da başlamak istiyorum. Yani hayatta yaşadığımız şeyler bir tesadüf sonucu mudur? Bir rastlantı mıdır? Yoksa her şey yerli yerinde midir? Olması gerektiği için mi yaşıyoruz? Ve bunun sonucunda da imtihanda mıyız, seçimde miyiz hocam? Biz biliyoruz ki bu hayatta, bu yaşadığımız sistemde, kainatta, bu imtihan dünyasında altını çiziyorum. Tesadüf diye hiçbir şey yok. Çünkü hiçbir şey ama hiçbir şey rastlantı sonucu yaratılmadı. Öylesine yaratılmadı ve öylesine de yaratılmış varlıklar olmadığımız için bu muhteşem kusursuz düzen içinde de tesadüfi hiçbir şey aslında yer yok. Bundan dolayı tesadüf diye bir şey yok deyip kesip atabiliyoruz rahatlıkla, gönül rahatlığıyla. Ama imtihan nedir dediğimizde, dostlar, imtihanı biz genelde yaşamın kendi içinde arıyoruz, değil mi? Yani aklınız adımda öyle. Ama biraz en başına alırsak, Yaradan bizi dünyaya, ki bu dünyanın diğer adı ne? İmtihan dünyası, değil mi? Rüya alemi de denir hani mesela bazı şeylerde, hatta ayette geçer. Neydi o Zeynep Hoca? Burası oyun ve eğlence yeri Oyun ve denir. oyalanmadan Hepimiz ibarettir, yani değil mi? yalan dünya denir mesela. Yani hep bir gerçek olmadığıyla ilgili ve bunun bir imtihan neticesinde bizim bir dönem vakit geçirip belli erdemler ve kazanımlar yaparak, olgunluğa erişerek bir sonraki level'a geçeceğimiz yer, segment aslında. Hal böyleyken imtihan nedir sorusu başlangıç noktası bir kere bulunduğumuz bu alan, yani bir küre düşünün, dünyayı içindeyiz ve bu kürenin adı zaten imtihan. Şimdi bunun içerisindeki haliyle bu sistemin adı imtihan olduğu için içindeki her şey ne olmuş oluyor otomatikman aslında? Yine imtihan olmuş oluyor. Ama şimdi birazdan bunu açacağız. Neyin imtihanı? Nedir bu? Sınav nedir? Soru ne ki imtihan olsun? İşte bu sorular nereden geliyor? Bu soruların sebebi ne? Kim soruyor ya da niçin soruluyor gibi ne yapıyoruz? Bunları açacağız Allah izniyle. Şimdi seçim nedir dediğimizde de çok basit aslında iki kavram ama çok iyi anlaşılması gereken iki kavram. İmtihan dediğimizde bizi takip eden birçok arkadaşımız bunun temeli olanlar için varsayacağım ama bir tık bence geriye gitmek lazım. Şimdi bizim bu hayatta yaşadığımız her şey, yani atıyorum dolandırılıyoruz, aldatılıyoruz, saygı görmüyoruz, zulme uğruyoruz, kaza yapıyoruz, hasta oluyoruz. Yani canımızı sıkan özetle ne varsa ve mutlu olduğumuz yolunda giden de ne varsa her biri aslında bizim neyimiz? Kendi seçimimiz oluveriyor. Diyeceğiz ki nasıl yani? Şimdi hasta olmayı ben mi seçtim? Evet biz seçiyoruz. Bunu şöyle seçmiyoruz. Katalogdan ben bugün hasta olmak istiyorum olarak değil. Yaptığımız düşünce, ürettiğimiz düşünceler, haller, işte olaylara bakış açımızla, olayları göğüslememizle, efendime söyleyeyim, bunlara verdiğimiz tepkilerle, konuştuğumuz özellikle de cümlelerle ve farkında olmadığımız konuşurken yaptığımız imajinasyonlarla biz bir senaryo hazırlıyoruz. Hatta sözlerimizde, değil mi hocam? Sözlerimizde, evet. Bu sözler neticesinde ne yapıyor bunlar? Bir varlığa dönüşüyor. Yani bir hikayeye, bir tiyatro sahnesine dönüşüyor. Ve biz seçtiğimiz, konuştuğumuz ve hak ettiğimiz, bunun neticesinde hak ettiğimiz gerçekliği başlıyoruz yaşamaya. İmtihan nerede başlıyor? Şimdi kişi böyle ipin ucunu kaçırırsak çok dolaşacakmış gibi hissettiğim için çok dikkatli ve kontrollü, çok genişletmeden anlatmaya çalışıyorum. Bu da beni biraz şey yapıyor, durduruyor. Şimdi mesela kişi bir sıkıntı yaşıyor, değil mi? Eşiyle diyelim ki bir sıkıntı yaşıyor ve suçluyor. Ya da işte eşinin annesiyle yahut da işte iş patronuyla, iş arkadaşıyla bir şey yaşıyor yani. Ve bunun neticesinde o kişiyi suçluyoruz, değil mi, genel olarak? Ama biz artık bu hani idrakle ve bu eğitimlerle artık neyi biliyoruz? Diyoruz ki kuantum yasasına göre, bumeranga göre benden çıkan bana geri gelir. Yani eğer ben bir şey yaşıyorsam mutlaka ve mutlaka hakikate göre de öyledir.
sende vardır. Ne ararsan kendinde ara dediği noktada referansı hep kendimizde buluyoruz. Ve bu parmak yavaş yavaş karşı tarafı değil, kendimize dönmeye başlıyor. İşte bu zaman ne diyoruz? Erdemler kazanmaya başladığımız dönem. Yani böyle akla ermeye başladığımız zamanlar oluyor. Şimdi hal böyleyken dostlar, biz bir yerleri seçimimiz neticesinde başımız belaya giriyor. Efendim yanlış bir enerji yayıyoruz, kötü düşünüyoruz ya da kötülük yapıyoruz. Yahut da atıyorum ki kendimize zulmediyoruz ve bunun neticesinde zulme uğradığımızda ne yapıyoruz? Karşı tarafı suçluyoruz, değil mi? İşte imtihan burada başlıyor. Hocam İmtihan diyor şöyle ki diyebilir seçimde miyiz o şunu zaman? hemen bitireyim dur yoksa dağılır. Diyor ki senin seçimlerin neticesinde uğramış olduğun bu zulmü anlayıp anlamamak bir imtihandır. Yani nedir? Eğer sen o uğradığın zulmün karşısında dersen ki ben kendime zulmettim Allah'ım. İşte Yunus, Hazreti Yunus gibi, Hazreti Adem gibi ben nefsime zulmettim. Kesin ben bir şey yaptım dedin. Bu birinci level. Neden bunu yaşamaya başladığını anladın. Ben kendime ne yaptım ki? Ya da benden nasıl bir enerji yayıldı ki başkasına? Ben bunu hayatıma çektim demeye başladın. İkinci, sonra ben bunu yaptım da bunu yaşıyorum demek de üçüncü level'ı idrak noktası. Bu sefer ne yapıyorsun? Dedin ki tamam Allah'ım ben kendime zulmettim. Karşı taraf bana zulmedemez. Ben müsaade et ben yapmadığım sürece. Madem ki zaten sen de diyorsun ki ben size zulmetmem. Sizin kendi sıkıntılarınız değil mi? Ancak sizin şeyinizdendir, nefsinizdendir. Rahmet varsa da bendendir diyen bir Allah var. Burada da mutabıkız. Allah yani bize ceza yazmıyor, bir sıkıntı vermiyor. Biz kendimiz seçiyoruz. Hal böyleyken buradaki imtihan çizgisi nerede başlıyor? Kendi seçimimiz neticesinde yaşadığımız o can sıkıcı olayı anlamak, düzeltmeye çalışmak, telafi etmek, gerekliyse tövbesini etmek yahut da yeni bir seçimle onu düzeltmeye çalışmak imtihandır. Peki bunu eğer idrak edip anlayıp düzeltmeye çalıştık ya da tövbe gerekiyor, tövbemizi yaptıysak imtihanı geçiyoruz. Eğer anlamıyorsak, karşıyı hala suçluyorsak, karşıya saydırıyorsak, küfrediyorsak, hakaret ediyorsak ya da beddua ediyorsak, ah ediyorsak hala onu suçluyorsak imtihanı ne yapmış oluyoruz? Geçememiş oluyoruz. Anlatabildim mi? Bu sefer ne oluyor o geçemediğimiz imtihan? Tekerrür ediyor. Bir daha başka biriyle başka bir senaryo içerisinde yine önümüze geliyor. Mesela hayatlarımızın her birimizin bir döneminde hep tekrara düştüğümüz konular yok mudur? Lan niye hep bu benim başıma geliyor ya? Niye bu kişi bu tarz tipler hep benim? Niye? Çünkü aşamıyoruz. Suçlayarak hep sınıfta kalmışız. Suçlamışız, sınıfta kalmışız. İşte imtihan dediğimiz şey yaşadıklarımızdan ziyade çünkü biz seçiyoruz. Neydi o ayet? Biz Her insanın kaderini kendi çabasına bağlı çabasına kılıyor. bağlı kıldık diyor. Aslında İsra açık ve net değil mi? İsra 13 onu 13. bağlattı. 13'te bunu söylüyor. Şimdi hal böyleyken diyor ki sen bu imtihan dünyasında kendi seçtiğin yolda seçimlerle ilerlediğinde yanlış seçiminin neticesini yaşadığında bu neticenin sonunda beni suçlama diyor. Şimdi biz ne yapıyoruz? Mesela atıyorum kendimizi tanımıyoruz değil mi? Efendim bilmiyoruz. Hasta oluyoruz. Veyahut da bir kaza yapıyoruz. Bu kazayı neden yaşadığımızı bulamıyoruz. Oysa ki biliyoruz değil mi? Artık kazalar bile topraklama dediğimiz, işte kendine getirme dediğimiz kader ve kaza kavramı hani vardır. Bunların işte belli bir fabrika ayarlarına geri döndürmektir bize. Bunu anlamadan kaderi suçlarsak, yani Allah'ı suçlarsak, Allah'ım sen de hep işte bana zulmediyorsun, şöyle yapıyorsun, böyle yap dedin de ne yapıyorsun? İmtihanı kaybediyorsun. Ama kendi nefsine baktığında ben bunu hak edecek ne yaptım dediğinde ve bunun cevabını da bulduğunda da imtihanı geçiyoruz. Az önce bir şey soracaktın Zeynep Hocam. Evet hocam, gerçi cevabını verdiniz ama şöyle bir toplamak gerekirse ben ağzımdan çıkan sözlerle ya da düşündüklerimle bir seçim yapıyorum hayatımda ve bu seçimim sonundaki olan şeyler, hani belki direkt imtihan olayını istemiyorum ben o anda ama bir seçim yapıyorum sonuçta. O seçimin sonunda da seçtiğim şeye göre de imtihanım şekilleniyor. Aynen. Yani Böyle seçim diyebiliriz o eşittir zaman. ispat yani. Mesela eski tasavvuf ehli der ki
Hayat dediğin, mesela biz Elif Bezmin'de söz verdik ya, söz verdik değil mi? İşte dedik ki sen bizim Rabbimizsin. Derslerde bunu anlatıyoruz. Diyoruz. Sonra ne dedik? Yani Allah Rabbimiz de dedi ki tamam bizi gördün, beni gördün, işte kabul ettin, eyvallah, okey ama ben diyor ispat istiyorum. Yani aynı zamanda ne diyor? Ben bilinmek ve sevilmek murad ettim diyor değil mi? Mesela. Şimdi bu noktada diyor ki senin bir imtihana girmen lazım. Yani ispatlaman lazım. Beni unutup, gördüğünü unutup, varlığımı, kudretimi zaten gördün yani inkar etme şansın yok. Gördün çünkü. Ama diyor ben gördüğüm bir şeyi itaat etmenden bahsetmiyorum. Bunun için zaten melekler var diyor. Melekler zaten bana bu konuda şey var. Ama ben gerçekten beni görmeden, bilmeden, sıfır şeyle, unutarak, insan dediğimiz unutandır ya, unutarak seni bir diyor boyuta göndereceğim. Yani imtihana göndereceğim. Ki bu zaman mevhumuna göre görecelidir. Mesela biz bunu dün eğitmen arkadaşların dersinde konuştuk. Dün bu konu geçti. Hatırlayacaklardır. Buranın zamanıyla oranın zamanı da aynı değil. Oranın zamanına göre bizim buradaki ortalama 80-90 yıllık ömrümüz bir 10-15 dakika gibi bir şey yani. Hal böyleyken şimdi oradaki seçimimiz dedi ki tamam Rabbim şimdi orada görüyoruz da efe efe konuşuyoruz. Diyoruz ki tamam ben şöyle yapacağım böyle yapacağım seni çok seviyorum Allah'ım. Diyor ki ispatla. Unut ve ispatla. Peki biz gidiyoruz bir imtihana giriyoruz. Peki gerçekten hatırlamıyoruz. Ne yapıyoruz? Ispatlamak için de bizim ruhumuz aslında bizim yine bir üstümüz, üst benliğimiz ne dersiniz deyin ona. Bize burada ipuçları da veriyor. Yaradan bizi yine sahipsiz bırakmıyor. Yolumuzu bulmak için zaten ne yapıyor? Peygamberler gönderiyor. İşte efendim mesela evliyalar gönderiyor, kutuplar gönderiyor. İşte Kur'an-ı Kerim var. Önümüze ipuçlarını seriyor. Aynı zamanda da bizim özümüz ne yapıyor? Bazı seçimler neticesinde kendine bir senaryo çiziyor. Bir senaryo hazırlıyor. Neyse çok da oralara girmeyeyim. Bu sefer konuyu tam bilmeyenlere karıştırabiliriz değil Hocam mi? şey söylemiştiniz ya, imtihan mesela geçemediğimizde tekrar imtihan oluyor. Burada şöyle bir şey mi gerçekleşiyor? Yani şimdi ben diyelim ki babamla bir imtihan, yani babamla alakalı bir eril enerji, bir erkekle sorun yaşadım ve Heh. babamla ilişkimi şifalandırmadığımda nasıl bir imtihan tekrarlaması olabiliyor? Mesela eş seçimi diyelim o zaman. Mesela eş seçimlerinde dün de bunu konuştuk. Dedim ki hatta evet dedim arkadaşlar şimdi evli olan arkadaşlar özellikle bugün eşlerimizden değil mi? Özellikle hele bir 10-15 yıl devirmişsek eğer tabii alışkan alışıyoruz artık şey yapıyoruz ama bazı şeylerini de öfleyip püflüyoruz. Diyoruz ki aman bu da böyle, şu da şöyle ya da işte bilmem ne falan diye kusurlar buluyoruz. Veyahut da bu işin içine girdikten sonra her şeyin bir seçim olduğunu anlamaya başladıktan sonra diyorsun peki diyorsunuz ben bu adamı niye seçtim? Ya da ben bu hanımı niye seçtim diyorsun şimdi. Hani diyorsun ki taban tabana zıttız. Ama şu anki halinle yargılıyorsun. Şimdi iddia ediyorum herkes şunu yapsın. Gözünü kapatsın ve ilk evlendiği döneme bir baksın bakalım. İlk evlendiği eşiyle buluştuğu dönemde yaydığı frekansa bir baksın. Nasıl bir kafa yapısındaydı? Hakikaten ayakları yani bugün eşinde neyden şikayet ediyorsa, hangi huyundan şikayet ediyorsa o dönem kendisinde var mıydı, yok muydu? Atıyorum işte kendisinin eşinin sorumsuz olduğundan eğer şikayet ediyorsa bugün o dönem kendisinin ne kadar sorumluluk sahibi olup olmadığına baksın. Yahut da bugün eşinin ilgisiz olduğundan şikayet ediyorsa o dönem kendisinin kendisine, başta kendisine ve sonra etrafına ne kadar ilgili olup olmadığına bir baksın. Çünkü niye rezonans kanununa göre dostlar kişi mutlaka ve mutlaka kendi benzerini hayatına çeker. Ve evlilik dediğimiz yerde bu bir resettir. Yani bir hayatın belli bir döngüsünün başladığı yerdir. Tam bu döngüde ne oluyor? Sen o yaşa kadar biriktirdiğin deneyimin, donanımın, efendime söyleyeyim yaydığın enerji, hayata bakışın, kendi kültürün, işte hayattaki sıkı duruşun ve ideallerinle ne kadar gerçekçi ve ne kadar hakikaten olgunlaşmışsan o olgunluk derecesinde sana sistem eşleştirme yapıyor. Adı üstünde eş diyor. Eşin yani diyor. Bu senin benzerin. Hocam şimdi Anlatabiliyor bu muyum? bir seçim o zaman Bir ama seçim. bu imtihana dönüşme noktasında
Hangi imtihanı geçemedi ki kişi tekrar Şuna geleceğim. Tam da yaşıyor oradan bunu? geleceğim. Şimdi benzerini buldun. Benzerini bulurken de bu benzerlik her zaman o an senin yaydığın sırf enerji olarak sadece kriterlerde bu yok. Şunu artık biliyoruz ki ve hiç tartışmıyoruz çünkü binlerce kere şahit olduk ki bir kişi anne babasında neyi kınıyorsa, kızıyorsa ve eleştiriyorsa, neyi tasvip etmediyse mutlaka ama mutlaka eşinde ne yapıyor? Yaşıyor. Eşinde mutlaka bunu deneyimliyor. İlk imtihanı nerede başlıyor eş seçiminde? Babayla yani kökleriyle, kendi DNA'sıyla. Bakın orada ince bir nüans var aslında. Orada biz anne baba eril dişil olarak ayırıyoruz ama onun bir ince bir tık daha ince gördüğünde yine kendi DNA'nla yani kendinle itiraz var. Anlatabiliyor muyum? Yani senin kimin DNA'sındansın? Biraz babanın, biraz annenin değil mi? Aslında Şimdi kendini onları kabul yani kendini edememiş. kabullenmiyorsun. Aslında sen onların mahsulüsün. Bir tık da sen kendi şeyinden var. Ama itiraz ettiğin şey aslında sende var. O potansiyelinde üzere doğmuşsun zaten. Bu defa bizim esas yaşam amacımız ne? Kendimizi bulmak, kendimizi anlamak, nefsini bilen Rabbini bilir dediği noktada biz kendimizi anlamak ve bilmemiz gerekiyor ya. İşte anne babaya itiraz, anne babaya kibir, anne babaya işte öfke ya da itaatsizlik ya da kınamak eşittir kendine açmış olduğun bir savaş ya da kendinle kavgan. Ve doğal olarak sistem de diyor ki kendine kavgan bitmeden, bu kendine kavganı bitirmeden ve anlamadan bir sonraki level'da sana mutluluk veremem bu konuda. Hal böyleyken kişi annesinde babasında aşamadığı ne varsa yani kendisinden aşamadığı ne varsa oluyor. Ve bunu eğer evlenmeden önce halledememişse tabiatına uygun bir şekilde o görevi tamamlayacak kim geliyor? Eş seçiyor kendini. Seçiyor. Aslında eş dediğimiz şey nimettir. Ama ne nimetidir? İşte puzzle'ın kayıp parçası diyoruz ya. İşte eş yani sende olmayan onda var, onda olmayan sende var. Sana veriliyor diyor ki sen tek başına bu imtihanı için kişi tek başına günah işleyemez değil mi böyle? Yani tek başına günah çok azdır yani zina, haram ya da şu bu falan filan. Baktığında diyor ki sen tek başına da bu imtihanda birebir uyanamazsın. Nerede görmen gerekiyor? Eşinde izlemen lazım. Sen kendine yaptığın zulmü aynı zamanda da annene babana yaptığını ya da onlarda kınadığını ve kabullenemediğin kendinde olan hasletleri eşinde göreceksin. O sana aynı olacak. Bak diyor bunu sana nimet olarak gönderiyorum. Gıcık olma diyor. Sinirlenme diyor. Ben sana sadece diyor sendekini ayna tutuyorum. Yani kopya veriyorum. Diyor ki sana sen burada bu eşine buna sinir oluyorsan dön köklerine. De ki benim köklerimdeki beni bu kadar çileden çıkaran ya da beni bu kadar çok sinirlendiren aşamadığım şey benim köklerimde nerede? Yani kendini tanıma yolculuğunu başlat diyor. Zaten sistem şunu istiyor. Kendinden başka hiçbir şeyle ilgilenme diyor tabiri caizse. Yani Başkasının bire bakıp kusuruyla da bütünü ilgilenme. gör diyor aslında. Evet, yani başkasının suçlama, başkasının kusurunu görme, başkasının hatasını görme, eleştir. Başkasıyla işin yok senin diyor. Sen zaten kainatın kendisisin. Ve Evet. kainatta ne varsa sende o var. Ve sana verilmiş bir imtihan dünyasında imtihan olarak gönderdiğim bu oranın zaman dilimine göre 15 dakikalık sürede senin çok da gözünün yaşına bakmazlar diyor. Esas yola girmen yani sırat-ı müstakime girebilmen, orada durabilmen ve olayı bir an evvel anlayabilmen için bam 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 sistem seni tokatlayıverir. Bunun için de kızma diyor. Çünkü vaktin yok. Ve Hocam pabuç siz çok böyle pahalı oluyor. söyleyince aslında böyle çok müjde gibi hissettim. Yani bu aslında çok büyük bir müjde değil mi? İnsanın tabii korkutan kısmı farklı ama sen sadece kendine ilgileneceksin. Kendini Evet. şifalandırdığında Evet. içindeki o dışarıya yansıttın, projektörden yansıttın, film değişecek. Şu Evet. an yansıttın film işte Aynen öyle. Bunu sahnelenenler görüyoruz benim yani. Mesela içimdekiler. biz atıyorum her şeyi hallettik diyemiyoruz. Ama hallettiklerimize baktığımızda biz karşı tarafı hiçbir zaman düzeltemedik. Biz kendimizi düzelttiğimizde, idrak ettiğimizde otomatikman düzeliyor. Yani bakın şöyle söyleyeyim. Sizde olmayan bir haslet sizde hiç tecrübe edilmemiş ya da hiçbir referans o konuda yani şöyle söyleyeyim.
Sen eğer hiç hayatta uyuşturucu kullanmamışsan, uyuşturucu kullanan birisi karşıdan gelse sen onu tanıyamazsın. Tamam mı? Ama uyuşturucu kullanan birisi 10 kilometre öteden, onun yürüyüşünden, bakışından ve lisanından tanır. Değil mi? Ama sen dersin nereden anladın? Kendinden biliyor deriz, değil mi? Bazı şeyde. Veyahut da işte dedikodu yaptığımızda, birinin kusurunu gördüğümüzde ve eleştirdiğimizde sen bunu nereden tanıyorsun? Bu duyguyu nereden biliyorsun? Aslında kendinden biliyorsun. Şimdi eşimizde de anlatabiliyor muyum? Ya da hayatındaki diğer yani tesadüfi girmeyen her insanda komşumuz da dahil, kardeşlerimiz de dahil, işte iş yerindeki arkadaşlarım yani herkes de dahil bu oyunun içerisinde, bu matrisin içerisinde tabiri caizse ve hepsi bize ne yapıyor aslında? Hizmet ediyor. Muazzam bir hizmet sektörü var. Öyle söyleyeyim. Hocam peki dedi ki eşimizi tamam bu şekilde. Peki ya çocuklarımızı kendimiz mi seçiyoruz ya da Çocuklar bizi ebeveynlerimizi seçiyor. mi seçiyoruz? Çocuklar bizi seçiyor. Biz Evet. anne babalarımızı aslında seçtiğimiz gibi. Bu biraz anlaşılması zor bir kavram. Bunun için bir tık öteye yine gitmemiz lazım. Şimdi dostlar, kendimden örnek vereyim. Bu da genele pek anlatmıyorum bu konuyu ama anlatayım yabancı yok. YouTube'da zaten 3-5 bin kişi falan 215 kişi izliyor. var şu an. Sonra da Şimdi benim 6-7 babam bin kişi. gerçekten şöyle diyebilirim ki benim hayatımda tanıdığım yani genel olarak tanıdığım en otoriter insanlardan biriydi. Çok sinirliydi, çok asabiydi, hata kabul etmez. Tuhaf böyle gerçekten çok despot diyebileceğimiz bir beyefendiydi. Şimdi ve benim ergenlik dönemimde dahil belli bir gençlik dönemine kadar da ciddi çatışmalar yaşadığım bir baba modeliydi. Keza kadere bak ki anne de öyleydi. Anne de yani çok böyle hani can ciğer böyle hani bir Adile Naşit kıvamında bir hanım değildi yani. Değil. Allah uzun ömür versin. O duruyor. Babam rahmetli oldu. Ama Allah şimdi rahmet eylesin, bakıyorsun evet. diyorsun ki anne otoriter, baba otoriter. Ulan diyorsun bu benim mi hep başıma patladı? Yani bari içinden bir tanesi de şöyle bir ana çobaydı. Yani bir sarıp sarmalasaydı, bir korusaydı, gözetseydi falan dediğin noktada. Bunun cevabını tabii yıllar sonra şimdilerde bulduğumuzda ne çıkıyor arkadaşlar? Benim yapım itibariyle Elif bezminde ben söz verdim ya. Rabbim de bana dedi ya ispatla. Şimdi bunları tabii kaba anlatıyorum. Ben ilahiyatçı değilim. Böyle bir iddiam da yok. Ama sistemi biliyorum ama sistemi de çok avam ağzımla anlatıyorum. Yani daha anlaşılabilir şekilde anlatmaya gayret ettiğim için böyle anlatıyorum. Hikaye şeklinde. Rabbim de dedi ki ispatla o zaman. Peki nasıl ispatlayacağız? Dedi ki sen kendini biliyorsun yani. Şimdi gideceğin yeri biliyorsun. Daha henüz unutmadın. İnsan değilsin, ruhsun. Efendime söyleyeyim. Şimdi gittiğin yer belli. Ve diyor sana bir de görev veriyorum. Efendime ne görevi bu? İşte gideceksin bana benim orada sabır esmamı öğreneceksin diyor mesela. Ahlakımı öğreneceksin diyor. Yani Allah benim ahlakımla ahlaklarının dediği noktada Allah'ın ahlakını deneyimlememiz lazım. Niye? Bir üst level'a çıkarmak zaten amaç. Şimdi odun gibi geldin, odun gibi gittin. Yani sen oraya, seni nereye koyduk? Odunluğa koyarlar yani. Bundan dolayı da ne oluyor? Sera diyor ki sen git Allah'ın ahlakını deneyimle, öğren, erdemler kazan, insan ol, kamil ol. İşte oraya yakışır bir tesisattan geç, adab-ı maşeret öğren ki gittiğin yer nezaketli insanların olduğu yer olacak diyor. Orada sırıtmayı ver. Yine sana iyilik aslında. Orada yabancı kalma. Oraya uygun ol. Velhasıl bize diyor ki sen kendini az çok biliyorsun. Sen yaratılışındaki, tabiatındaki uçlarını, sivriliklerini de biliyorsun. Aşırılıklarını da biliyorsun ve neye ihtiyacın olduğunu da biliyorsun. Niye? Çünkü Allah sana bir görev vermiş. Diyor ki sabrı öğreneceksin. Yahut da Allah sana diyor ki İşte susmayı öğreneceksin. Allah sana diyor ki sevmeyi öğreneceksin. Koşulsuz sevmeyi. Ya da Rabbim sana diyor ki gidip diyor orada efendime söyleyeyim gayreti öğreneceksin. Değil mi? Veya işte karşılıksız vermeyi öğreneceksin gibi gibi gibi. Sana bir görev veriyor. Ama ilk görevimiz ne? Unutmayın bu cepte. Allah'ı bulmak, bilmek ve onu gerçekten iman dediğimiz noktada sevmek, hayran olmak ve onu bilerek ne yapmak? Kendini bilen, nefsini bilir dediğimiz nokta var ya işte. Kendini bulmak, bilmek, anlamak ve seni yaratanı anlamak ve onu sevmek. İlk olayımız bu. Sonra da Allah'ın ahlakını anlamaya çalışmak. Bunun için de sivri köşelerimiz hangisi ise onun kırılmasına tanıklık etmek. Ve bunda
Buna da imtihan diyoruz. Velhasıl uzatmayayım. Diyor ki tamam Ömer, peki sen diyor kendine diyor. Şimdi bir bu imtihan yerinde bir yol seç bakalım. Bu sana vereceğim görevi yapabileceğin bir alan var. Ve bu alanda diyor neye ihtiyacın varsa diyor yerleştir bakalım. Seç. Atıyorum yani buraları böyle mizansen yapıyorum. Tabii bu kadar basit değil. Ama ne yapıyorum ben şimdi? Kendime dönüyorum. Diyorum ki Ömer sen diyorum birazcık aşırıya kaçma potansiyeli olan bir çocuk, bir adamsın diyorum. Değil mi? Senin bir dünyada bir otoriteye ihtiyacın var. Eğer otorite olmazsa yani seni böyle ortada tutmazlarsa sen sırat-ı müstakimde durmakta zorlanabilirsin. Çünkü sen öyle çok da sakin tabiatlı biri değilsin. Bundan dolayı da diyorum bana ne lazım? Beni sağlam böyle ortada tutacak. Böyle aşırıya kaçtığım zaman böyle öp diyecek ve yola alacak. Öbür tarafta öbür tarafa kaçarsam öbür taraftan kovalayacak biri lazım diyorum. Bir otorite. Ve ne yapıyorum? Kendime sinirli bir baba ve yine otoriter bir anne seçiyorum. Bazısı anne baba seçmiyor mesela. Ne yapıyor? Yetim geliyor değil mi dünyaya? Peki bu arkadaşın seçimi ne? Diyor ki ben zaten ardalaysa 15 dakikalık bir şeyin içine giriyorum, imtihanın içine giriyorum. Bunun içerisinde bir anne baba konforu olursa, çünkü o neyi deneyimlemiş, onun görevini atıyor, sabretmek ya da başarmak ya da işte her şeye rağmen ümidini kaybetmemeyi öğrenecek mesela ya da ayakta durmayı öğrenecek. Ne yapıyor? Diyor ki eğer diyor benim önümde anne baba olursa anne baba bana bir konfor oluşturur. Halbuki onun verdiği konforla ben ne yaparım diyor gevşerim. Ve diyor yolumu bulamam. O yüzden diyor bana anne baba gerek yok. Ben biraz çileri gitmek istiyorum. Bu konfora girmek istemiyorum. Kendi tırnaklarımla bir an evvel o dediğim noktaya gelmem lazım. Bazısı da neye ihtiyacı var? Çok şefkatli anne babaya. Bazıları mesela anne babasını görürsün, imrenir. Ya dersin ne güzel ya Allah işte diyorsun vermiş ya baba çok şefkatli, anne bilmiyorlar ki ne yapsınlar. İşte yemiyorlar, yediriyorlar değil mi? Mesela öylesinin de ona ihtiyacı var. Diyor ki ben biraz hassasım. Benim de koruyup kullanmaya ihtiyacım var. Şimdi bunu aynı evin içinde, aynı baba üzerinde dahi görüyoruz dostlar. Dört kardeşsindir. Annen baban atıyorum sana çok otoriterdir. Ama diğer kardeşine de hiç sen nereye geliyorsun, nereye gidiyorsun, yok oturdun kalktın diyen yok değil mi? Bu bize çok adaletsiz gelirdi değil mi? İşte muhtemelen çok kardeşli ailelerde bu yaşanmıştır. İşlerimizden bazılarımız çok böyle her şeyi mercek altındadır. Bazıları çok rahattır ve bizi çileden çıkarırdı değil mi? İşte bu durumda aslında yine suçlayamayız. Niye? Senin otoriteye ihtiyacın var. Senin meylin var. Senin otorite olmazsa yoldan çıkmaya, hata yapma potansiyelin yüksek. Bundan dolayı da sen unutmuş olduğun yerde bir seçim yaptın. Dedin ki bana böyle beni yoldan çıkacağımı hissettiği anda öt diyecek bir otorite lazım. Bu yüzden seçtin. O yüzden de zaten seçtiğin şeye de itiraz edemiyorsun. İmtihan başa aldık mı şimdi? Hani köklerimizde dedik ya onların genlerinden geliyoruz, bilmem ne yapacağım. Benzerimizi zaten seçiyoruz. Anlatabildim mi? Bu arada çok mu dağıttım konuyu? Yok yok hocam, gayet güzel gidiyor. Bilgil Evet. hocam sesin kapalı. Peki hocam, tamam bu da oturdu. Peki peygamber, hani altta da sorular geliyor. Onunla da paralel gitmeye Bunları çalışıyorum. görmüyorum ben şimdi. Peygamberlerimizin yaşadığı olaylar var. Ona nasıl Geçen yaklaşır? hafta YouTube'da gelmişti galiba böyle bir soru. Dedi ki bu bir konu neydi tam hatırlamıyorum ama peygamberlerin hayatlarıyla. Şimdi dostlar peygamberler eğer bizim gibi seçimleriyle yaşasaydı onlar hata yapmaktan, günah işlemekten münezzeh değil mi? Yani onların ismet sıfatı vardı değil mi? Yanılıyorsam düzeltin. Evet, evet hocam. İsmet sıfatından dolayı küçük hulle miydi? Neydi küçük günahlarına, hatalarına? Günah değil de küçük hataları Hulle, hullediyoruz. ne deniyordu ona? Hulle mi? Evet, evet hocam. Heh, yanılmıyorum değil mi? Yanlış telaffuz etmekten şey yaptım. Şimdi hal böyleyken, şimdi muazzam bize bir peygamber olarak bir meleğin geldiğini düşünün. Melek hata yapma potansiyeli yok değil mi? Hata yapmazsa hatasının sonunda zelle zelle. Hulle değil bu. Hulle başka bir şey Evet, unutacağım ben de ya. zelle Zelle. diyecektim Zelle. Bugün de. oturmadı diyorum. Neydi diyorum Tamam. bugün? Şimdi melek olsaydı eğer, şimdi melek bize
referans olabilir miydi, temsil edebilir miydi? Edemezdi çünkü hata yapmaya meyli yok. Yani bizim gibi bir şeyde tasarrufta değil. Ama peygamber olarak gelmiş. Şimdi peygamberler hata yapma konusunda zaten programlarında yok. Seçilmiş insanlar. Böylece hata yapmadan bir şey tetiklenemez. Anlatabiliyor muyum? Ya, ama temsil ettikleri şeyler hatalı olan insanlara yol göstermek için ve hatasını karşı ne yapacağını göstermek için geliyor. Hal böyleyken ne oluyor? Onlar istisna olarak yaradan bizlere bak aslında ne kadar enteresan bir şey var. En sevdiği kullarını bak en özel kullarını bize resmen ne yapıyor biliyor musunuz? Parça pinçik ediyor önümüzde. Yani aslında değil mi? İnsanın tüyleri diken diken oluyor. Diyorsun ki biz gerçekten insanoğlu ne kadar ayıp bir şey. Yani Allah daha en sevdiği kullarını, en böyle sevdiği kullarını, hatası kullarını sırf bize örnek olması adına kaptan kaba koyuyor. Hastalıklar, çileler, evlat kayıpları, anne baba kayıpları, efendime söyleyeyim işkenceler, hakaretler, bini bin para. Şimdi anlatmak istediğim şu. Peygamberler dostlar bize örnek olması adına onlar bizim bulunduğumuz sistemdeki yasalar bir nevi onlar istisna olduğu için zaten adı üstünde peygamber yani seçilmiş kişi olduğu için bizim gibi etkiye tepki şeklinde değil tamamen bizlere örnek olması hasebiyle yaşarlar. Allah tarafından yaşatılır. Ki esas işte imtihan odur. Niye? Çünkü o seçim neticesinde değil ki onlara da zaten bizim gibi gelmiyor. Biz kendilerimizle konuşunca bazen işte Allah dostlarının hayatlarını incelediğimizde diyoruz ya diyoruz ne çile arkadaş yani nasıl çekmiş bilmem ne olmuş falan. Sonra ne konuşuyoruz diyoruz ki onlar öyle gelmiyor ki. Öyle bir aşk sarhoşluğu içindeler ki sarhoş adama git kafasına vur 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 sırtına hissetmez ki Yani yani. onlar şunu mu hissediyor hocam? İlk başta söylediğiniz ayet-i kerimede dünya bir oyun meydanı, oyun yeri ve eğlenceden Onlar ibaret. evet o şeyden gerçekliğe uyanmış kişiler. Yani bizim rüyada olup ki Resulullah Efendimiz'e biliyorsunuz diyorlar ki sahabe efendilerimiz efendim diyorlar yani bu dünya nedir? Diyor ki burası bir rüyadır. Peki uyuyoruz rüya içinde rüya görüyoruz bu nedir? Diyor rüya içinde rüyadır. Değil mi? Yani o dönemin şartlarına göre şimdi lügatta hani teknolojiden bahsederek söyleyemediğin için tabiri caizse rüya bu olayı çok iyi anlatıyor. Ama günümüz teknolojisinde şimdilerde de çok fazla kullanılan aşina olduğumuz bir simülasyon dediğimiz bir kavram var değil mi? Aslında var, görüyorsun, hissediyorsun, izliyorsun, reaksiyon gösteriyorsun ama gerçek değil. İşte tıpkı bunun gibi bir illüzyonun içindeyiz aslında. Ve Allah dostları bu illüzyonu biliyor ve diyor ki gerçek, iyi ki. Yani rüyanın içerisinde ben zengin olsam ne olur, olmasam ne olur? Yani tut ki düşünün, bir rüya görüyorsunuz ve bu rüyada zengin olmak için çok hırslanıyorsunuz ve birilerini düşünün ki canını yakıyorsunuz, kazık atıyorsunuz, bilmem ne yapıyorsunuz. Düşünün ne kadar saçma geliyor değil mi bize? Rüyada lan sen kral olsan ne olur, olmasan uyanacaksın zaten diyorsun. Değil mi? Yani Çok doğru. tuhaf. Yani sen rüyada dünyanın en zengin insanı olduğunu gör. Gerçekliği ki diyorsun. Zaten uyanınca bitecek yine Yani. pecbur hayatına geri döneceksin diyorsun. İşte onlar bizi öyle görüyor. Diyor ki ya bu bir rüya. Bu diyor bir imtihan. Buranın zenginliği, yokluğu, fakirliği, çilesi gerçek değil. Uyanın diyor ölmeden önce ölünüz dediği noktada aslında bunu anlatıyorlar bize. Burası yalan dünya diyor. İmtihan dünyası. Anlatabiliyor muyum? Yani eşya ve hadiselerin arka planını görebildikleri için Görebildikleri için. bu maddeyle ya da işte ikinci, Organ üçüncü boyutla dünyası. ilgilenmiyorlar ve o rüyada işte belki işte Çile uçuyorlar, çekmiş gibi de tadını gelmiyor onlara çıkarıyorlar yani. yani. Hani birisi onlara hakaret ettiğinde dönüp bakıyor yani. Diyor ki bu imtihan ya yani Hocam rüyada onun bir bana bir şey demek. gerçekliğini görebildiği için mi? Şimdi Tabii. mesela peygamberleri Farkında. bahsederken şu aklıma geldi. Şimdi onların aileleri de her zaman onlara itaat etmiş ya da onlara iman etmiş değillerdi. Tabii Çok aileleriyle peygamberin imtihan hayatında. edilmiş, akrabalarıyla yeri geliyor, evladıyla, eşiyle olan Şimdi peygamberler var. şu an sanki genelin hissettiği bir soruyu böyle iletmek istiyorum. Biz değiştik, içimizdeki projektörü yansıttık.
Fakat etrafımızda hala işte bizi dinlemeyen, orada bir arkadaşın da sorusu vardı. Ya da işte çocuklar, eş fark etmez, arkadaşlar, akrabalar. Tabii ki mutlaka etkiliyor da bizim değişimimiz etrafı. Hala onlar bu noktada aynı yolda değilse hangi açıdan bakmamız gerekiyor? Peygamberler ne yapmıştı bu konuda? Bize örnek hayatlar yaşadılarsa, hani onları rehber edinmemiz gerektiği için. Şimdi bir kere önce şuradan bakalım. Bir ayette diyor ki, lütfen beni tamamlayın bu konuda. Akılda tutma konusunda sıkıntı yaşıyorum ayetleri. Siz öncekiler diyor yaşadıklarını yaşamadan gerçek iman etmiş sayılmazsınız gibi bir, değil mi? Bir ayet var. Hangi Evet, ayet? öncekilerin yaşadıklarını yaşamadan. Yaşamadan gerçek iman etmiş sayılmazsınız. Ya da yaşamayacağınızı sandığınız gibi bir ayet olması lazım. Şimdi hayatlarımıza bakın dostlar. Çok tuhaf. Hep bir döngü. Derslerde aslında döngüleri bilenler şimdi daha iyi anlayacaklar. Hep bir döngü, bir tekerrür var tarih sahnesinde. Yani diyor tarih tekerrürden ibarettir bir noktasında. Şimdi bakıyorsun ki önceki nesiller diyorsun işte savaş bilmem ne. Diyorsun ki ya ben savaş görmedim. Hayır, sen kendi savaşını görebiliyorsun. Sen o savaşta ne yaşanmış ahir ömründe mutlaka tadıyorsun. Ve bunun karşısında Allah dostları neye nasıl tepki vermiş? Peygamberler atıyorum işte kendisine işkence yapılmış değil mi? Ne demiş? Allah'ım onlar bilmiyorlar demiş. Neyi öğretiyor bize? Hüsnü zannetmeyi. Ve perde arkasını görmeyi bize ne yapıyor? Örnek bırakıyor. Kaldı ki hadisler ve sünnetler nedir? Bir yaşam kılavuzu değil mi? Bize efendime söyleyeyim nerede, hangi konuda nasıl hareket edeceğimizi, nasıl düşüneceğimizi, nasıl bakacağımızı, o konuda nasıl hareket etmemiz gerektiğini bize anlatan muazzam bir yaşam kılavuzudur değil mi hadisler ve sünnetler? Kur'an-ı Kerim. Hal böyleyken şimdi peygamberler ismet sıfatından hani dedik ya onlar hata yapmadığı için karşılığında bizim gibi direkt etki tepki yaşamıyor. Ama Allah onlara bu yaşam kılavuzunu yazdırabilmek için türlü türlü onlardan sonrasında ümmetlerinin yaşayabileceği bütün olasılıkları ne yapıyor? Tattırıyor. Örnek veriyorum, büyü. Resulullah Efendimiz büyünün kavramını konuşmuştuk değil mi geçen haftalarda? Şimdi Peygamber Efendimiz kalkıp da birisine ya da kendine işte büyü dediğimiz noktada bir referansı mı var? Ya da kendine zulmü mü var? Değil, münezzeh. Ama ondan sonraki ümmetin büyüyle karşılaştığında işte şarlatanın eline düşmesin. Ya da istismarcıların eline düşmesin ya da zorlaştırmasın, kendine zulmetmesin. Böyle bir gerçek karşısında, nazar ya da büyü karşısında ne yapması gerektiğini en iyi ve en kolay şekilde öğrenebilmesi ve öğretebilmesi için neyle göstermesi gerekiyor? Resulullah Efendimiz'in kendi hayatından göstermesi gerekiyor. Yani bu Resulullah Efendimiz'in zayıf olduğu ya da buna hedef olduğu, bundan korunamadığı, buna gücünün yetmediği anlamından değil, İnsan olması bizim aynı hani insan olması hasebiyle ama Allah'ın sevdiği seçilmiş kulundan dolayı ve bize olan rahmetinden dolayı ne yapıyor? Onu kaptan kaba koyarak büyüye de maruz bırakıyor, şiddete de maruz bırakıyor, hakarete de, iftiraya da, aşağılanmaya da, dolandırılmaya da değil mi? İşte kazık yemek diye tabir ettiğimiz sevdikleri tarafından sınanmaya da, akrabalarıyla olan diyaloğunda ne yapıyor? Bize hep bir ders notu bırakıyor. Örnek bırakıyor. Diyor ki sen diyor akrabaların diyor sana zarar verebilir. Onlara beddua edemezsin. Ama diyor görüşüp görüşmemek senin seçimindir. Ama diyor sen onlara diyor atıyorum ilk işte hüsnü zannedersin, hüsnü zannedersin. Ta ki Allah adalet kılıcıyla yeter tamam de diyene kadar sen hüsnü zannetmek durumundasındır diyor. Ama bu demek değildir ki diyor aklını kiraya ver ve önlemini alma. Deve deve gel beni ye diye bir tabiri vardır ya, o açık hedef haline de getirme diyor. Bu sorunlu muydu Birgül Hocam? Hatırlamıyorum soruyu. Ne sordu? Yok hayır. Yani çok iyiydi zaten. Ben o tarafı... Yani peygamberler evet bize örnek olmak adına evet. Onları yaşadılar. Aha. Onlar onun seçimlerinden dolayı değil ya da imtihanlarından dolayı değil. Değil. Bize örnek yani ümmetlerine, kendi ümmetlerine örnek olması adına bıraktıkları aslında yaşanmışlık, örnek. Yani şunu sormuştum. Şimdi biz onların çevrelerinde insanlara, eşlerine, çocuklarına
yakınlarındaki insanlara yaptıkları tavırları bakıp, yani işte o şimdi söylerken de şu açıldı. Peygamberler biz buraya kazanmak için geldiğimiz erdemlere sahip olarak geldiler. Ama biz bunları deneyimleyerek kazanmamız gerekiyor. Şimdi Bravo. onlar deneyimlemiş ve deneyimlemeden kazanmış sahipler. Ve ne kadar çok erdeme sahiplerse anladığım kadarıyla nalizane hoşgörüleri ve insanlara karşı bakış açıları, kendi eşleri de çocukları da olsa genişliyor. Yani burada biz şöyle mi oluyor hocam? Biz şimdi ne kadar çok kendimizden sorumluyuz ya. Yine aslında biraz önceki sorduğun soru sanki şeye kaçıyor. Ben değiştim de o niye değişmedi? Aslında hala ben de değilim. Hala işte karşıyı düşünüyorum. Yine aslında Evet, hala kazanamadığımı karşı arıyorum gösteriyor. cevapları. Karşıdan ben değiştim. O niye değişmedi? Çünkü değişmedim. Hala o niye değişmedi diye bakıyorsam. Evet, var mı soru başka? Yani şurada biraz kaldığım gibi kaldım demeyeyim de yani hani sanki orada biraz daha ama şimdi biz çünkü hayatımızın merkezinde şimdi eşimiz ve çocuklarımız yani çoğu insanın yaşadığı bu alanda ya da değil. Evet şimdi burası kişisel gelişim platformu ama biz hani öncesinde peygamberleri konuşalım gibi bir şey konuşmadık. Burada açıldı Evet, hakikaten. alan da Ama açılır. bu öncesinde daha öncelerde konuştuğumuz şeylerden hani seni rehber edinme meselesi. Yani şimdi biz bunu baktığımızda sanki peygamberlerin acılarını almalıymışız gibi. Yani çektikleri eziyetleri almalıymışız gibi bir Hayır. yok şeyde toplumda Mümkün. öyle bir bakış açısı var ya hocam. Şimdi işte bu sünnet seneyi nasıl idrak etmeliyiz ve günlük hayatımızda, günlük ilişkilerimizde yatma, kalkma, yeme, içme, oturma, işte arkadaş, eş, çoluk, çocuk ilişkilerinde nasıl onları yolda aydınlatıcı rehber haline, ışıklar haline getirebiliriz? Şimdi şöyle, peygamberlerin hayatlarına ya da Allah dostlarının hayatlarına baktığımızda onların yazan hani şeylerde, eserlerde de baktığınızda hakikaten şöyle bir arabesk bir dil kullanılıyor maalesef. Günümüzde de böyle. Yani bu dini böyle arabesk anlatan bir tık böyle prim yapabiliyor yani. Ajitasyon her zaman bu konuda iş görüyor. Ama bir kere Allah dostlarının hayatları tamamen acıdan ve işte şeyden ibaret değil. Ve onların hayatları hakikaten gerçek. Ve gerçek olduğu gibi kendi hataları oluyor. Hatalarından ders çıkarıyorlar. Neticesinde işte Erdem yine kazan bizim gibi aslında makam atlayarak. Ve tasavvuf ehli mesela şöyle bir kavram vardır. Allah belanı artırsın diye bir şey vardır. Mesela bela ister. Der ki işte ya başıma hiçbir şey gelmedi. Ne oluyor ya bana? Ama bunu sen ben diyemem. Yani kendi adıma söyleyeyim. Bunu demek hadsizlik olur. Çünkü orada değilim. Yani henüz daha kendi kabımdakini bitirmemişim. Halen daha diyorum ki ver. Derler ki sana önce bir önünden ye yani. Bir kabını bitir de ondan Hocam sonra. o çok özür dilerim. O sınıfın derslerini almış. Birkaç sınıf ötesini de alabildiği kitapta Şimdi hissediyor kendini. kendine dönmüş. Bak şimdi kendine dönmüş. Kendini bulmuş. Kendini anlamış. Kendindeki Rabbi bulmuş. Ona aşık olmuş. Bu birinci görevi tamamlamış. Tamam mı? Yani ve sonrasında ne yapıyor? Makam istiyor. Bak avam için konuşmuyorum. Davası olan, ideali olan, yani havas dediğimiz, üst segment dediğimiz, kamil insan dediğimiz ve makamlar dediğimiz makam isteyen aşk ehli ne yapıyor? Diyor ki Allah'ım sen benim makamımı artır. Makam artırması için neyi deneyimlemesi lazım? Şimdiye kadar deneyimlemediğini deneyimlemesi lazım. Çünkü bu deneyimle oluyor, level atlıyorsun tabiri caizse. Şimdi acıyı tanımlamış ama kendi seviyesindeki acı. O zaman neyi bir üst level'da hangi acıyı tanımlaması lazım? Evlat acısını mesela. Yahut da işte başka bir ya da mal mülk kaybı acısını. Sabır işte sabırla diyelim ki istiyor. Diyor ki Allah'ım ben bir üst segmente geçmek istiyorum. İşte Allah da sana zulmetmek için şey vermiyor, gazap etmiyor. Aslında sana sebep gönderiyor. Diyor ki o zaman kulum bir üst segmente geçmen için dünyanın malından tamamen geçmeyi de öğrenmen lazım. Kabul mü? Kabul. O zaman senin sana verdiğim bütün mülkü imtihan gereği ne yapıyorum? Alıyorum. Ve sen ne yapıyorsun? Bildiğin için artık uyanık bir ruh olduğun için diyorsun ki evet Allah'ım ben ne varlığa ne yokluğa.
Ne varlığına sevinirim ne Hocam yokluğuna yerinirim diyor. yokluğuna yeridim. Ne yapıyor bu? Seviniyor gibi hissettim. Ha, Çaktım ismini. bunu deneyimlediğinde işte onlar o yüzden bir bela geldiğinde bayram ediyorlar. Diyorlar ki Rabbim benim talebimi kabul etti. Makam atlamam için yani ona bir tık daha yakınlaşabilmem için Beni bana unutmadı sebep diyorlar ya orada. gönderdi. Ve ben bu sebebe bırak ona isyan etmeyi ne yapıyor? Zaten istemiş canla başla bayram yeri gibi o yokluğa katlanıyor. İşte Hazreti Eyüp aleyhisselam kurtlar basmış kurt düşüyor da alıyor da daha yerine koyuyor. Mesela değil mi? Diyor ki senin rızkın benim etimdir diyor. Şey yap. Şimdi dediğim gibi bakmıyorlar yani. Biz biraz farklı bakıyoruz olaya. Çok maddesel baktığımız için o kafayı yaşayamıyoruz ve anlayamıyoruz. Ama onlar bela isteme sebebi o. Ama bunu biz isteyemeyiz. Bu ne cüret derler. Biz şu anda kendi pardon kendi ettiğimiz halkların daha arkasında duramıyoruz biz. Bak biz daha imtihan kısmında değiliz dostlar. Biz kendi seçimlerimiz neticesinde attığımız yanlış adımın neticesinde başımız ağrıdığında Allah diyor ki bunun için beni suçlama şu an yeter. Yani diyor ki bunun için diyor kimseyi suçlama, beni suçlama. Kendi yediğin halt olduğunu anla sana yeter diyor. İmtihanı geçiririm. Bak bizim seviyemiz öyle. Genelleme yapıyorum. Hani içimizde elbette inşallah vardır alimler, evliyalar olacaklar. Amin. Ben kendimden yola çıkarak söylüyorum. Bana diyor ki sen diyor bırak bela istemeyi. Daha fazlası sen yediğin nanelere bir kabullen, anla neyi neden yaşadığını anla, idrak et. Bu sana yeter. Ben oraları bitirdikten sonra ancak bir üst için ne isteyebiliyorum? Talep edebiliyorum. Bir hele bir şu sorunu bir daha sor bakayım. Ben şeyim gitti. Ne sormuştun sen Şimdi bana? hocam sorular değişiyor siz Hey anlatırken. ya Bir de sorular geliyor ya. o değiştirirken de bir şeyler tahayyül oluyor insanın zihninde. Siz şimdi bunu anlatırken bir pek diyesim gelmedi. Neden bilmiyorum ama hepimiz ikinci üniversite, ikinci sınavdaymışız, sınıftaymışız gibi hissettim. Ama veliler mesela aynı sınıftayız, aynı kategorideyiz üniversitede. Şimdi ben orada ağzım açık, işte dersleri anlamaya çalışıyorum. Sıra arkadaşımın bana davranışlarına takılıyorum. Öğretmen ne biçim konuştu diyorum, bilmem Şikayet ne. ediyorum, Şimdi ben bahane buluyorum. yorulmuşum, işte okul şöyle ama slayttan anlatıyor hocalar. Bu ne biçim bir şey falan. Bunlara takılmışım. Öbürü de böyle inanılmaz bir zihni var. İkinin derslerini alıyor, üçün İkinci derslerini üniversitede alıyor. okuyor, yan dal Dördün, yapıyor, çift yani dal yapıyor. aynı yerdeyiz belki, aynı Aynı yerdesiniz. sınıftayız. Üçün derslerini alıyor, dördün derslerini alıyor. Zehir gibi ve o başka şeylerde onun heyecanını yaşıyor. Yani o Ya sorumlulukla işte anlatacağı aslında bu ne biliyor heyecanını musun? Sizin yaşıyor. yaptığınız şey hani yeni gelin derler yerim dar oynayamam diye bir tabir var ya bahane arar. Şimdi bakıyorsun üniversite sınavında çocuk dağda çoban. Hiçbir konforu yok. Ek ders yok, dershane yok, özel okul yok, kaynağı bile yok çocuğun. Gayreti neticesinde ne yapıyor? Yoğun bir şekilde üniversite iyi bir yer kazanıyor ve hatta dereceye giriyor. Peki öbür tarafta bütün şartları ona sunulmuş çocuk ne yapıyor? Özel okula gönderiyorsun. Kaynaklar elinde kazanamayacağını anlayınca ne yapıyor? Bir bahane bulacak ki diyor ki ya özel ders almadın ya falanca arkadaşım özel ders de alıyor. Bak kendini hep bir şeyle kıyaslıyor. Yani bahane üretiyor. Biz de öyleyiz aslında. Bu arada bir arkadaşımız demiş ki bela istemek diyor yoktur. Diyor. Zaten bela Ya istemeyin onu diyoruz. açmadınız hocam. Yani onu yarım dinlemeyin sıkıntı olur. O velilerin. Bela istemek işte kamil insanların yani mürşitlerin işte Allah dostlarının level isteyen insanın işidir. Yani ben kendimden yola çıkarak avam insanın isteyeceği bir şey değildir. Zaten her hareketimiz bizim hem aslında seçim günün konusu olan yani hem bir bela ya da işte ya rahmet ya zulmet ya da işte bu yanlış adım atıyorsak ya örnek atıyorum şimdi ben bilmeyenler için açalım. Mesela diyelim ki ben kalkıyorum kendime haksızlık yapıyorum tamam mı? Ben kendime aynada baktığımda hakaret ediyorum. Kendime işte efendime değer vermiyorum. Kendi haklarıma riayet etmiyorum. Kendi hakkım olanı talep etmiyorum. Ve doğal olarak kendime kul olarak bir haksızlık yapıyorum. Benden ne enerjisi yayılıyor dostlar? Değersizlik değil mi? Haksızlık enerjisi. Haksızlık. Yani ben kendime haksızlık yapıyorum ya haksızlık enerjisi yayılıyor. Doğal olarak ne enerjisi yaydığımda ve bana ne gelecekti kurala kanuna göre? Haksızlık enerjisi geri gelecekti. Yani bir yankı gibi. Bu kimle gelecekti? Çoğu zaman yakınlarımızda yahut da sistemin görevlendirdiği bir kişiyle.
Şimdi adam geliyor, bu sefer ne yapıyor? Benim bir hakkımı yiyor. Bu sefer ben ne yapıyorum? Kişiyi soruyorum, diyorum ki Ahmet benim hakkımı yedi diyorum. Onu suçluyorum. Sistem de diyor ki hayır diyor Ömer. Sen diyor o senin hakkını yemiyor. Yani o illüzyondan çıkın. Şöyle bakın. Diyor ki sen kendi hakkını yediğin için, kendi hakkını savunmadığın için, bu enerji yaydığından dolayı sistem ayna metaforu üzerine kuruludur. Sistem her şekilde sana her halükarda herkes de sana ayna tutar ve dışarıda senin haricinde karşındaki herkes seni sana gösterir. Sen karşıda gördüğün bir şey mutlaka senin kendine yaptığın bir şeydir. Amaç da zaten bu sınavın kendini aynada görüp düzeltmektir. Sen kendine dönüp düzeltmek yerine eğer onu suçluyorsan imtihanı geçemezsin. Ama eğer aynada görüp düzeltip yakan bozulmuş ya da ben kendime zulmetmişim, nerede zulmetmişim, o zaman ben kendime biraz daha şöyle bir check edeyim, kendime biraz bu haksızlık nerede yapmışsam bu haksızlığa bir dur diyeyim, kendime birazcık efendime söyleyeyim, hakkımı vereyim, efendime seveyim, gerekli şeyi yapayım dersen imtihanı geçmiş oluyorsun. Özeti bu aslında. Yani daha fazlası şimdi dediğim, tekrarlıyorum, hani şimdi şu an bizi kim dinliyor bilmiyoruz ya. Hani kaç kişi var şu an? 210 dostumuz var. Şimdi kim, hani nasıl dinliyor? Belki yarısı yarısında açtı, başını kaçırdı. Daha fazla açmak sıkıntıya yol açabilir, yanlış anlaşılmaya yol açabilir. Şimdi konu çok da değil ama siz burayı anlatırken hocam şöyle bir şey hissettim. Dediniz ya işte ben değerli hissetmediğim için değersiz davranılıyor bana. O zaman ben böyle şöyle gezdiğimde olmuyor bu. Ben haklıyım, ben değerliyim, ben kendimi çok seviyorum. Ben çok özelim diye sürekli bunları Narsist tekrarlamakla olmanın da ya da çok kibirli olmanın anlamı yok. Hani yani o zaman kişi kendi değerli olduğunu ifade etme değil de gerçekten içsel verdiği o değeri başkalarından değer gördüğünde gerçekten o zaman anlayabilir mi? Yani ben Evet. değerliyim demeyle değerli. Ya eğer bak şöyle, çok aslında biz dün eğitmen arkadaşlarla şunu konuştuk. Burada görüyorum şimdi eğitmen arkadaşlarımızı. Dedim ki bir danışan geldiğinde ya da bize danışmak hani niyetli gelen kişilere dinlerken ilk ne olarak dinliyoruz? Öznenin yerini değiştiriyoruz. Yani birisi şikayet etmek için geldiğinde bu eşi, çocuğu, annesi, babası, patronu, komşusu kim olursa olsun ne yapıyorsun? Şöyle dinliyorsun. İşte eşim bana değer vermiyor. Sen nasıl duyacaksın diyoruz. Ben kendime değer vermiyorum olarak söylediğini duyacaksın. Çünkü cevap kendinde. Değil mi? Bunu sordun değil mi Devgürgül Hocam? Yani kendimize yapmadığımız hiçbir şeyi karşıda göremiyoruz. Eğer karşıda insanlar tarafından seviliyorsak, insanlar size saygı Kendimi seviyorum duyuyorsa, artık. gerçekten kendinize de, çevrenize de, doğaya da, sisteme de, yaradana da kendinizi sevdirecek, saygı duyduracak bir şeyler yapıyorsunuz. Sizden bu sevgi ve saygı enerjisi yayılıyor demektir. Ama atıyorum işte bunun içerisinde bazen de eleştiriliyoruz değil mi? Bazen yerden yere de vurulabiliyor veya çok yanlış anlaşılabiliyor. Şimdi yanlış anlaşıldığını mesela bunu içimizde bazı arkadaşlar var değil mi? Bunu güleriz mesela. Herkes bir şey yazar. O bir cümle yazar. Herkes onu yanlış anlar. Şimdi o da daha sonrasında biz bunun içerisinde yaptığımızda ne diyoruz? Diyoruz ki çünkü kendisinde ne var? Blokaj var. Yani yanlış anlaşılırım şeyi var, sonra ifade problemi var. Kendisinde sistemi mesela yanlış anlama mevzusu var. Alınganlık var. Örnek veriyorum. Var oğlu var yani. Bunun altında bir sürü sebep var. Diyoruz ki bak kendisine bunu yaptığı için yazdığı şey yanlış karşı tarafa enerjisi geçiyor. Veyahut da senin gayet güler yüzle yazdığın bir şeyi karşı taraf sert algılıyor. Oysa ki sen gayet hani şeyi anlıyorsun. Karşı taraf ne enerjisiyle alıyor bunu? Çünkü sinirli yazdı. Halbuki kendi sinirli. Anlamak istediği gibi anlıyor. Ezan okunuyor. Bir 5 dakika mola verelim. Ben de bir kahve alıp geleyim olur mu? Tamam, sonra devam. Neydi? Nerede kalmıştık? Tekrarlanan olayları nasıl anlayacağız diyor bir arkadaşımız hocam. Tekrar eden olaylar işte orada seçimlerimiz neticesinde görmemiz gereken şeyi görmüyoruz. Bak anlamak mesela şu çok yapılıyor. Mesela bu işin içine giriliyor.
iyi kötü anlamaya başlıyoruz. Diyoruz ki tamam, ben işte birisinden değersizlik görüyorsam efendim demek ki ben kendime değer vermiyorum. Bunu anlıyoruz. Bu cepte. Ama bu yetiyor mu? Yani değer vermiyorum ben deyince sen şöyle düşünün. Doktora gidiyorsun. Doktor sana bir hastasın. Doktor sana ilaç veriyor. Görevini yapmışsın. Doktora gitmişsin. Reçeteni hazırlamışsın ama ilacı kullanmıyorsun. Şimdi bu tedavi midir? Değildir, değil mi? Teşhis tedavi değildir. Yani teşhis olarak kalır. Senin ilaç kullanmazsan ya da bununla ilgili bir şeyler yapmazsan ne yapmaz? Seni şifalandırmaz. Şimdi örnek veriyorum. Diyelim ki biz buraya kadar eğitimi aldık. Tamam, anladık. Sistemi de anladık. Neyi neden yaşadığımızı da anladık. Anlamakla birlikte harekete de geçmemiz. Yani çaba lazım. Kader gayrete aşık dediğimizde. İşte o ayet neydi? İsra 13'te. Biz neydi? Her insanın sorumluluğunu omuzuna yükledik. Kıyamet gününde insana açılmış vaziyette önüne konulacak olan bir kitap çıkaracağız diyor. Ve yine Maidar devamında diyor ki oku şimdi kitabını. Bugün kendini yargılamak üzere kendi nefsin yeter. Nefsin yeter. Bak yani ben tabii ki bir ayeti açmak yahut da tefsir etmek anlamında bir ilahiyatçı yahut da bu konuda ehil saymıyorum. Ama eğer bu Kur'an-ı Kerim'de bana inmişse, sıradan bir kul olarak bana inmişse, benim idrakım anlayacağı şekilde de inmişse, ben kendime de hisseler ne yapabilirim? Çıkarabilirim. Ha bunun dersini vermem, dersini veremem ama ben oradan anlayacağımı alırım. Ne diyor burada? Kendi cihetimden anlatıyorum. Oku şimdi kitabını diyor. Şimdi kitabı, Kur'an-ı Kerim zaten bir kainat değil mi? İnsan da kainat, küçük bir alem diyor. Ne varsa alemde o var Adem'de. Kur'an-ı Kerim için de aynı şekilde diyor ki yaşayan değil mi? Kur'an-ı Kerim bir insan. Yani kainatın bütün var olan işte kriptosu yani özü. Şimdi hem Kur'an-ı Kerim'i okumak ama bir yandan da kendini okumak. Yani yaşadıklarını okumak. Bunu neyi neden yaşıyorum? Şimdi bu senaryoyu okumak. Bir senaryo var önümde. Ve bir film izlerken bile biz mesela bazı hareketleri bir imalı bakıştan anlamıyor muyuz? Aa bak bu bunun düşmanı. Aa bak bu şaibeli hareket ediyor. Kesin katil bu. Ya da bu buna kazık atacak demiyor muyuz? Okumuyor muyuz? Olayı okuyoruz. Başkasını okuyoruz. Hatta dedikodu kısmına geldiğinde fevkalade etrafımızda olup biten ne kadar hinlik varsa hepsini gayet rahat okuyabiliyoruz ve öngörebiliyoruz. Ama iş kendimize geldiğimizde sınav gereği ne giriyor devreye? Nefs ve iblis de giriyor. Çünkü bu imtihan sanıldığı kadar o kadar kolay da geçmiyor. Niçin? Bir de iradenin yanında öyle bir şey var ki zorlaştırıcı, kafa karıştırıcı çeldiriciler de var. Yani nefis bir yandan konuşuyor, iblis bir yandan konuşuyor, kalbin bir yandan söylüyor. Sesleri iyi ayırt etmek de lazım. Peki nasıl anlayacağız bunu? Başımıza gelenleri okuyacağız. Yaşadıklarımızı okuyacağız. Peki okuduk. Tamam, tekrar başa geliyorum. Ben değersizlik görüyorsam ya da işte birisi gelirdi ki hocam ben dolandırıldım. Şimdi tabii adama direkt diyemiyorsun sen kimi dolandırıldın denmez. Şimdi öyle dersen kavga çıkar. Doğal olarak şimdi diyorsun ki gerçekten de böyle adam iyi insan. Yani kimsenin kalkıp da hakkını yiyecek bir insan da değil yani. Hakikaten kimseye yanlışı yok, kılık yaran. Ama kendiyle olan muhakemesinde ve muhasebesinde bir bakıyorsun ki kendini dolandırıyor. Kendini kandırıyor. Değil mi? Kendine efendim var olan potansiyelini açığa çıkarmamak adına, konforundan çıkmamak adına kandırıyor. Nefsi onu belki işte kibirle kandırıyor. Belki bazen işte efendim söyleyeyim şuna inanmış. İşte başıma ne gelirse gelsin işte şey yaparım işte ben zavallıyıma inanmış kandırıyor. Oysa zavallı değil. Veya nasıl kandırıyor diyor ki ben bu dünyaya çile çekmeye gelmişim. Hayır sen çile çekmeye falan gelmemişsin. Kimse sana çile çekmen için buraya getirmedi. Sonra çok ilginç bir şekilde biz peygamberlerin hayatları incelerken işte az önce ilk konulardan birinde vardı orayı kaçırdık bak burada geldi. Şimdi bakıyoruz çileli bir hayat ama bu sefer biz zannediyoruz ki biz çileli bir hayat yaşamak zorundayız. Ya arkadaşlar o milyonlarca hatta milyarlarca insana örnek teşkil etmek için bir sembol değil mi? Bir örnek teşkil eden bir hayat modeli. Biz bu hayatın hepsini bu şekilde bu dozda yaşamıyoruz ki. Yani sen bunun içerisinden bir tanesiyle imtihan ediliyorsun ya da birkaç tanesiyle ne yapıyorsun? Anlamaya çalışıyorsun.
Yani sen kalkıp sırf peygamberin çilesine bakıp da bana gülmek haram diyemezsin. Yahut da işte hiç eğlenmeyeceğim, hiç konuşmayacağım, hiç şey yapmayacağım. Yani sen çünkü bir kere iddian ne, onu anlaman lazım. Şimdi benim iddiamda ben ne olmak istiyorum? Allah'ım, yani ben diyorum çok şey yapamıyorum ama iyi bir kul olmak istiyorum. Kimseye zararım olmasın. Kimse de bana şey yapmasın. Elime eteğime dolanmasın. Şu 3 günlük dünyadan, imtihandan elimi yüzüme gözüme bulaştırmadan çıkıp gideyim diyor. İddiam bu, değil mi? Ama kimisi de diyor ki Allah'ım ben seni istiyorum. Anladın mı? Diyor ki ben seni istiyorum. Sana daha yakın olmak istiyorum. Bu beni kesmez diyor. Şimdi Hocam burası acayip ya. Burası burası kesmeyen adama şimdi ne yapıyor? Bir üst level'dan imtihan geliyor. Yani sıra dışı bir şeyler olmaya başlıyor. Şimdi bu sefer ben o sıra dışını, yani iddialı ve güçlü olan, buna yani arkası böyle sağlam olan adama bakıyorum, diyorum ki aa, bu böyle öyle olmuş. Şimdi o Allah dostu arkadaşlar, evliya, o bela isteyebilir, o şey isteyebilir, o bunun çilesini çekebilir. Ama sen isteyemezsin, sen çünkü öyle bir iddian yok veya o seviyede henüz değilsin. Sen onun hayatına bakıp çilekeş bir hale getirdiğin zaman bu da senin seçimin. Niye? Sen şimdi çile istiyorsun ama çileyi gösterecek kabın yok. Hala karşı tarafı gösteriyorsun. Karşı tarafı gösterecek çiğliktesin. Ve ne yapıyorsun? Onun altında kalıyorsun, isyan ediyorsun, asi oluyorsun. Evdeki bulgurdan oluyorsun diyor ya, komşudaki pirince gider evdeki bulgurdan olmak mıdır nedir? evet. Ondan da oluyorsun. Yani haddi bilmek de gerekiyor dostlar. Hocam Şimdi ona hocam. çile olarak gelmiyor Hı? değil mi? Çektiği şey çile gibi gelmiyor zaten. Çile gibi gelmiyor. Çünkü adam oraları aşmış. Yani daha biz hayvani nefsten kurtulmuş. İşte efendime söyleyeyim, senin kendi kitabını okumuş. Bak ne diyor? Oku şimdi kendi kitabını diyor. Kendi kitabını okumuş, anlamış, bulmuş, seyretmiş. Ona açılmış artık. O artık bir illüzyonda olduğunu anlamış. Artık çile çile gibi gelmiyor. Ve bu adam artık iddiası gereği makam atlamak için habire çile istiyor. Sana çile gibi görünen çile istiyor. Onu keyifle zaten bayram ediyor. Ama sana çile gibi görünen şeyi sen kalkıyorsun. Hayatı kendine zehir ederek zorlaştırıyorsun. Zor seçimler yapıyorsun. Şimdi günün konusu seçim ya. Şimdi mesela seçimlerden biraz gidelim. Çünkü en çok aslında önemli olan şeylerden bir tanesi bu. Biz hayatta hep zoru seçiyoruz. Değil mi? Derslerde de bunu anlatıyoruz. Zoru seçtiren bize kim? Aslında nefsimiz. Oysa Hepsiniz. ki Allah Resulü ve Rabbimiz, Allah dostları bize neyi tavsiye ediyor? Kolay olanı seçin diyor. Kolaylaştırın diyor. Zorlaştırmayın diyor. Kolaylaştırın. Kolaylaştırın, Değil mi? Sevdirin, nefret ettirmeyin. Ama biz ne yapıyoruz? Her şeyde, ibadetten tut, ilme kadar, günlük hayatımızdan tutun, sabra kadar her şeyi zor olduğunda kıymetli olacağına inandığımız için, ki bize bunu kim inandırıyor? Nefsimiz. Niye nefsimiz bize buna inandırıyor, bu telkini veriyor? Zoru istesin ki altında eziliversin. Ve yüzüne gözüne bulaştırsın. Ve bu imtihandan geçemez. Çünkü adamın şeyi o, görevi o. Anlatabiliyor muyum? Ya da iblisin görevi bu. Şimdi hal böyleyken uyanık birisi, Müslüman için konuşuyorum haddim olmayarak, neyi seçmemiz gerekiyor? Kolayı seçmemiz gerekiyor. Yani atıyorum, dua ediyoruz. Diyoruz ki işte diyelim ki şuna şöyle bir inancımız var. Para zor kazanır inancımız var. Ve diyoruz ki işte Allah'ım sen bana iş ver diyoruz. Sonra işte bir geçim kıl. O geçim kılı senin inancın gereği zor olması gerektiğine inandığın için zor şekilde geliyor. Ve bu sefer sen kalkıp diyorsun ki ya arkadaş el alem yolda işte giderken para bulur. İşte kolaylıkla işte şey benim düz yolda tekerim kırılır. Hani öyle bir atasözü vardı değil mi? Zengin dağdan aşırır, işte garibanın tekeri düz yolda kırılır mıydı? Neydi öyle bir şeydi? Hal böyleyken yoksa da biz iyi bir zoru atasözü oldu bizden biz zor sonrakilere. seçtiğimiz için düz yolda tekerimiz kırılıveriyor. Çünkü haddimizi aşıyoruz. Yani kabımıza bakacağız. Ben bakacağım. Diyeceğim Ömer sen kaç şeylik adamsın? Ederin ne yani? Pahan ne? Sabrın ne kadar? İlmin ne kadar? Kabın ne kadar? Efendim bunu işte derecen ne? Ve hedefin ne? Ve olduğun yer ne? Yani gayretin ne? Şimdi gayretime bakıyorum bu kadar. Özendiğim adam bu kadar. Anlatabildim mi? Şimdi ben kalkıyorum.
ederimden daha fazlasına imrendiğimde ne oluyor bu beni? Mutsuz ediyor. Altında ezini veriyorum. Şuna benziyor. Sen işte asgari ücretle çalışan bir elemansın. Ama atıyorum Koç Holding, Koçların şeyini hayatına özeniyorsun ve efendime söyleyeyim onun gibi yaşamaya çalışıyorsun ama onun kadar gayret etmeden. Ne oluyor? Tezat oluyor yani. Altında ezili veriyorsun. Yokluğun altında ezili veriyorsun. Oysa ki geçimin hani senin bu kadarlıksa, gayretin bu kadarsa, şimdi diyor ki ben diyor çok çalışıyorum ama şey ya çok çalışmaktan da mesela yani bu şeylikten değil, inşaatta çalışan dostlar var değil mi? Çok çalışıyorlar yani. Bu bedensel çalışmaktan bahsetmiyoruz. İşte seçimler nedir? Şimdi bakıyorsun adam gerekli tahsilini yapmış. Tahsil zamanında yani çocukluk zamanında düzenli çalışmış. İşte hayalini kurmuş, seçimini yapmış, onun gayretinde bulunmuş, onun dil öğrenmiş. İşte gitmiş belki de yurt dışında bunun master'ını yapmış. Yaparken de çok konforlu yapmamış. Gitmiş Mac'te çalışmış, şurada çalışmış. Aç yatmış, tok yatmış ama bir şekilde eksiğini gidermiş, gayret etmiş. Ve sonrasında belli bir şeye donanımla birlikte o yaydığı frekansa göre güzel bir iş bulmuş. Ve yine aynı şekilde devam etmiş. Şimdi ben kendime kıyasla bakıyorum. Bazen mesela aile dostlarımız ya da arkadaşlarımız var. Allah daha çok versin. Çok iyi. Ama bakıyorum onların gayretine bakıyorum. Kendi gayretime bakıyorum. Diyor ki Ömer sen bu kadarlısın. Çünkü sen daha fazla çalışmayı seçmiyorsun. Hakikaten seçmiyorum. Hani beni biliyorsunuz değil mi? Ben çok da öyle kendini paralayan bir insan da değilimdir yani. Öyle hırslarım çok yoktur, bilmem ne yoktur. Çok da ille de şuyum olsun diye de öyle gece gündüzüme katmam falan. Para için hani yapmam. Ama o arkadaşın seçimine bakıyorsun ki daha bugün hatta kuzenimle konu oldu bir örnekten dolayı. Birisinin üzerinden hani konuşuyoruz örnek olarak durumu çok iyi ama bir bakıyorsun ki 3-5 tane işle birden uğraşıyor. 3-5 sektör, 3-5 farklı iş, boş zamanı diye bir şey yok. Ben diyorum ki ben mesela katiyen diyorum yapmam, yapamam, uğraşamam yani o kadar. Ve diyorum ki çok tuhaf bir şekilde dar gelirli bir ailenin asgari ücretle geçinen birisi ikinci işte çalıştığı zaman ona üzülüyoruz. Bak dikkat edin. Diyoruz ki aa yazık diyoruz ikinci işte çalışıyor yazık işte bilmem ne. Ama paraya para demeyen ve paraya ihtiyacı olmayan birisi dört işte çalıştığında ona ne diyoruz? Başarılı buluyoruz. Anlatabiliyor muyum? Diyoruz ki ne kadar başarılı, ne kadar çalışkan, ne azimli. Şimdi aradaki şeyi de bir kafanızda bir şey yapmanızı da isterim. Bir tartıya alın bakalım. Çünkü buradan çok şey açılır. Dar gelirli birisi ikinci işte çalıştığında ona üzülüyoruz, acıyoruz. Ama bunu başarı için yapan kişiye imreniyoruz. Çok çalışkan, helal olsun diyoruz. Onlardan bize yansıyan enerji hangisi hocam? Evet, şimdi dar gelirli ikinci işte çalıştığında bizim hem algımızda hem kişinin aslında yaydığı frekansta ne var? Zavallılık var, değil mi? Kurban. Kurban psikolojisi var. Çünkü kendi kurban olarak addediyor. Ve o enerjiyi yiyor ve sana kurban, zavallı, yazık olarak bakıyorsun. Ama öbür adam ne yapıyor? Başarı, takdir. Başarı frekansı yaydığı Çünkü için de onu kendisi başarılı öyle görür. istiyor, öyle Yani arzuluyor. Ondan öyle dolayı da görüyor. bize öyle geliyor. Anladın? Yani bunu buradan sırf alıp şu hayatı anlayabiliriz yani. Ve aslında bana bak kalırsa çok da keyifli. Niye? Kendi içimde hani bunları konuşuyoruz falan. Hakikaten bu bir milat. Bu kısmı anlamak bence insan hayatta büyük bir milat. Niye? Neyi neden yaşadığımızı, neyin neden olduğunu anlamak ve her yaşadığımız şeyde kendimize dönüp cevapları kendimizde aramak kamil insan olma yolundaki bence en önemli basamaklardan biri. Hocam gene en sondan en başa oku. Yani Oku. o Kendini kadar oku. güzel bir ayet ki ilk Evet. ayet Çünkü oku. yani Kainatı bunu dedik oku, ki hiçbir şey kitabı tesadüf oku. değil. Yani Evet. Yaradan'ın bize son kitabında, son mesajında en sevdiğiyle birlikte gönderdiği, bize verdiği mesaj ilk ne? Oku. Oku. Ne? Ve o da diyor ki ben bilmem okuma bilmem diyor değil mi Resul Efendimiz? Evet. Diyor ki oku. Oku. Hocam o Yaradan'ın bize zaman şunu kitabını oku. anlıyoruz değil mi? Şimdi bazı arkadaşlarımız şöyle sorular yazmışlar. İşte ben hani eşimle ilgili şunu seçtim ama o işte seçmiyor. İşte Heh, kurtulamıyorum. Ayrılmak tamam, istiyorum, güzel. kurtulamıyorum Onu gibi konuşalım. mesela. Tamam, Burada neyi hasbel kader. okuyamıyor?
Şimdi Şimdi bak, bak. tamam, peki ne yapacağız? Şimdi bunu biraz ele alalım. Bunlar biraz aslında bizim eğitimlerin konuları da. Çok mu giriyoruz eğitim konuna bilmiyorum ama. Eğitime gelin arkadaşlar. Yarın Ömer Hocam'ın Cuma Ama günü bunları dersi bence var. paylaşalım. Yani şey olmasın, aslında Sınıfı var, kalmasın. pardon. Ha, yok, daha fazlası var çok şükür eğitimlerde. Ama şu var. Mesela şimdi hasbelkader, tamam, ben atıyorum 25'imde evlendim. 25'imde de ayaklarım yere basmıyordu. Hayalperesttim. Hayatımda düzen yoktu ve buna uygun bir frekans yaydım ve buna uygun bir eş beni sistem ne yaptı? Karşıma çıkardı. Değil mi? Bunu kendimi izlemem için. Aynı zamanda bu karşılaştığımız eş her zaman neyi de göstermiyor? Mesela kendini gösteriyor. Bir de bir özelliği var. Sende olmayanı da tamamlamak için geliyor. Şimdi ben bunu hep derslerde veriyorum, burada da vereyim. Kendi özel hayatımdan hatta anlatayım, yüksünmeyeyim. Şimdi benim eşim, ben çok geveze bir adamım, konuşkan bir adamım, değil mi arkadaşlar? Biliyorsunuz. Eşimi de tanıyorsunuz. Eşim de bir o kadar benim tam zıttım. Ağzı var, dili yok. Tamam mı? O Böyle kadar, o kadar değil. yani çok böyle nezaket sahibi. Evet, Olaylara nezaketli. hani iyi bakar. Kibar. Efendime söyleyeyim, benim kadar olaylara hani şey yapmaz, celallenmez, biraz daha sakin falan vesaire. Biz yıllarca evliliğimizin özellikle ilk zamanlarında ben kendi kendimi yiyordum ve suçluyordum. Parmak hep böyleydi. Asla zaten bende hata olamaz kafasında. Mutlaka karşıdadır dediğim noktada. İşte konuşamıyoruz, biz de işte şey yapamıyoruz, sohbet edemiyoruz da bilmem ne yapamıyoruz da, eleştiri eleştiri eleştiri, bıt 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 bıt. Gel zaman git zaman bu hakikati anlamaya başladığında olay şu dostlar. İnsan nefsi kendinde olmayanı kıskanır. Bakın bunu unutmayın. Kendinde çocuk gibi hissedir biz. Tamam mı? Bizim bilinçaltımız 5 yaşındaki çocuk kafasıyla çalışır. Mesela bir çocuğun diyelim ki elinde bu oyuncak var, tamam mı? Diğerinde de işte bu var. Tamam mı? Bunda yok ya. Bu kıskanıyor. Ne yapıyor? Gidiyor çocuğu kafasına vuruyor, alıyor. Gücü yetiyorsa, değil mi? Diyor ki ver o benim. Halbuki onun mu? Değil. Şimdi ne yapıyor? Kıskanıyor. Şimdi eşler de rahatsız olduğu, şikayet ettiği şey aslında kendisinde olmayan haslet. Örnek veriyorum. Ben hiçbir zaman o dönem özellikle huzurlu, sakin, dingin bir hayat süremiyorken bakıyorum ki eşim gayet rahat, sakin, kafayı yastığa bir koyuyor, oh, uyuyor. Ben sabaha kadar dört dönüyorum, onu alıyorum, onu veriyorum, onu dövüyorum, ona saydırıyorum. Kavgam bitmiyor. Sonra dönüyorum, ne rahatsın ya diyorum, değil mi? Bak rahatlıkla suçluyorum. Ne yapıyorum? Ben de olmayanı ne Kıskanıyorsunuz. yapmış oluyorum? Kıskanıyorum aslında. Bu sefer kıskandığım şeyi de haset bir insanın yapacağı bir şekilde ne yapıyorum? Karşı tarafa bunu suçmuş gibi gösteriyorum. Oysa ki onda benim kıskandığım şey ne? Huzur, Sükunet. dinginlik, sükunet. Bende yok. Peki Allah bunu bana niye göndermiş? Diyor ki Ömer, bak sende şu hasletler yok. Adam olursan diyor, ben sana diyor eksiğini kapatmak için eş olmayı başarabilirsen senin eksik parçalarını dolduracak olan bir eş gönderiyorum. Hem bu sana seni yansıtacak, hem de sendeki eksik Eksikleri. şeyleri sana bu boyutta ne yapacak? Tamamlayacak. Ama eş olmayı başarırsan. Ama sen eş yerine, ki bu tırnak içinde son özellikle evliliklerin birçoğunun bilinçaltında şu var. Eşini rakip olarak başlıyor. İlk rakip psikolojisi nikah masasında ayağına basmakla başlıyor. Çünkü bu dikte ediliyor insanlara. Evlenmeden önce işte sakın işte kendini ezdirme, sakın şey yapma. Sanki bir yarışı hazırlar gibi insanlar, gençler birbiriyle evlendiriliyorlar. Sanki bir yarış arkadaşı ya da rakibini ezip ya da ezmemek konusunda doldurularak bilinçaltı gönderiliyorlar ve başlıyor o, sen bana benzeyeceksin, ben sana, benim dediğim olacak, senin dediğin olacak kavgasıyla bu gerçeği ne yapamıyorlar, göremiyorlar. Oysa ki sistem, yaradan sana sendeki olmayanı hediye ediyor. Diyor ki Ömer, sende sükunet yok. Çatlasan da patlasan da senin tabiatında sükunet yok. Ama ben sana sükuneti bilen bir enerjiyi hayatına dahil ediyorum. Al kabul et diyor. Sen sükuneti onda izle. Onda anla.
senin susamayan tarafın o olsun. Ama eş olursan, ama böyle birleşmezsen, eş olmazsan ne olur? Kıskanırsın karşıdan karşıya. Senin niye var, benim niye yok dersin. Bu sefer de onu karşı tarafa bir de narsist şeklinde ne yaparsın? Suçlarsın. Dersin ki sen niye suskunsun? Lan bir insan harbi huzurlu diye suçlanır mı? Kusura bakma da sen huzursuzsan oturup kendini arayacaksın niye huzursuz olduğunu, değil mi? Karşı taraf huzurlu diye suçlanır mı? Ama suçluyorsun. Nefs, çünkü nefs, insan nefsi, hayvani nefsi, hayvani içgüdüyle bunu yapar. Bunlar çok insani. Hepimiz yapıyoruz. Bana da çok yüklenmeyin yani şimdi. Bilmiyorum chatte ne yazıyorlar ama delikanlı gibi anlatıyorum yani. İyi mi de anlatıyorum, kötü mü de anlatıyorum. Ama Harikasınız hocam. nihayetinde Evet. anladığımız nokta ne? Ha, eş dediğin şeyde alıp kabul etmek, bize niye eşleşiyoruz? Bir, hatalarımızı telafi etmek, kendi kavgamızı onda izleyip görmek, aynı zamanda da bizde olmayanı da hediye olarak alabilmek. Anlatabildim mi? Evet. Yani eğer eşiniz çok konuşmuyorsa ya da çok size göre fazla uçsa, demek ki siz uç değilsinizdir. Yani eğer eşiniz atıyorum işte kendini çok beğenmişse ve sen kendini de şeyse, sen fazla gereğinden fazla mütevazısındır. Onu tamamlıyordur. Yani birazcık kendini değer vermeyi öğretiyordur sana. Anlatabiliyor muyum bu arada? Evet hocam, Anladım. gayet güzel. Yani burada bizim Sorulara itiraz bakıyorum. edemediklerimiz aslında kabul edemediklerimiz bir nevi. Kıskandıklarımız, kabul etmek değil. Vallahi billahi Kandıklarımız. inanın bana, kıskandıklarımız da çok açık ve net. Hı. Yani bir şey bizi rahatsız ediyorsa kıskanıyoruz. Anladın mı? Yani mesela diyor ki benim eşim çok kıskanç. Tamam, yani bunun bir bireysel adamın kendi şeyi var. Tamam, tabiatı var ama bunu hayatına çeken sensin. Ve eğer gelmişse tesadüfen gelmemiş. Sen neye ihtiyacın var? Otoriteye, kısıtlanmaya. Yahut Kıskanılmaya. da bazısı diyor ki eşim beni hiç, diyor, hiç neredeyim, ne yapıyorum, yani hiç sahip çıkmıyor diyor. Değil mi? Aynı şey yani, bu soruyu kendine soracaksın. Nerede istemiyorsun? Nerede buna ihtiyaç duyuyorsun? Mesela bazen şeylere, özellikle de böyle orta yaşı geçmiş mesela teyzeler diyorum. Konuşuyorsun, hep genelde adamdan böyledirler, değil mi? Hep böyle bir dokun bir nahiş yani. Sayar sayar sayar. Sonra tek soru soruyorum. Diyorum ki peki sana bir şey söyleyeceğim diyorum. Neyinden şikayet ediyorsun? Diyor ki üf, diyor, çok sinirli diyor. Hiçbir şey söylenmiyor. Peki sana bir soru soracağım diyorum. Sen yeniden hayata başlasan ve yeniden evlenmek istesen, böyle hani hanımcı dediğimiz, işte birazcık böyle sakin, pasif, efendime söyleyeyim, hiç böyle senden çekinen ya da işte hiçbir şey karışamayan, sesi çıkmayan bir adam mı seçerdin, yoksa diyorum yine bu herif gibi mi seçerdin? Diyor ki vallahi bu herif gibi seçer. Ben diyor hiç gelemem diyor öyle süklüm püklüm adama. Bari herif dediğin diyor, böyle masaya vuracak diyor. Öp, dedi mi diyor, şey yapacak, birazcık erkek olacak diyor. E daha diyorum peki böyle bir adama sahip olduğunun farkında mısın? Diyor ki vallahi doğru. Diyor ki vallahi doğru. Böyle bir adam. E diyorum sen Seçimlerimizi istemişsin. yaşıyoruz hocam gerçekten. Sen istemişsin yani, bir daha gelsen bir daha bunu isteyeceksin. Yani şikayet etmenin anlamı yok. Sen kendi seçimini yaşıyorsun. Sonra da işte imtihan burada giriyor. Kendi seçimin neticesinde itiraz ediyorsun. İtirazın kim ediyor Allah'ta işte? Hocam Nefsin tam bak ne bu. diyor? Bugün kendini yargılamak üzere kendi nefsin sana yeter. Çok Tam bu açık ve net. ayrıştırma kısmında sanırım değil mi? Hani insanın kamil yoluna gitme noktasında cüz-i irade giriyor. Hani şu farkındalık tam söylediğiniz kısım var ya, seçti, seçimini fark edip "Aa, bunu ben seçmişim" deyip de kabule geçtiği an mı cüz-i irademizi Heh, yani aktifleştiriyoruz? kabule geçtin, anladın ve eğer düzeltmen gerekiyorsa da, bak şimdi mesela bu tarz farkındalık patlaması yaşayan, hızlı yaşayan insanlarda ne olur biliyor musunuz? Aile içlerinde her ne kadar ben değiştiğim zaman benim ailem de benim enerji alanından beslendiği için orantılı bir şekilde çıkıyor olsak da, bazen istisnalar da olsa kişi kendini geliştirir, geliştirir, geliştirir. Yani o ilk evlendiği 20'li yaşlarındaki halinden eşi orada kalmıştır ama kendisi sürekli kendini değiştire değiştire, geliştire geliştire üst segmente çıkmıştır. Ve o hali, eski halini görmeyip eski kendini geliştirmeyi seçmeyen eşine bakarak yargılar. Ve böyle durumlarda şimdi diyor ki ya aramızda çok uçurum oldu.
Şimdi böyle durumda da bakıyorsun diyorsun ki iyi de sen atıyorum tek başına yürümeyi seçtin aslında. Yine kendisi seçiyor. Yani yine sen seçiyorsun. Ha bu durumda ne oluyor? Bir ayrılık oluyor. Şimdi mesela biz profesyonel hani yaşam koçu gözüyle baktığımızda aslında boşanmayı biz değil mi şey olarak görmüyoruz. Yani böyle çok trajedik, çok arabesk ruhla bakmıyoruz. Eğer şeyse diyoruz ki Allah katında da yani evet Evet. Allah'ın pek hoşlanmadığı bir helaldir. Ama helal midir? Helaldir. Eğer gerçek anlamda sen bir şeyleri anlamış, halletmişsen, artık o kısımda o enerjiden çıkmışsan ve gerçek anlamda idrak etmişsen ve artık götüremiyorsan diyor ki sistem sana tamam bırak. Ama eğer sen değişmeden bırakırsan ikinci bulacağın kişi de mutlaka aynısı oluyor. Aynısı. Burada eminim ki bunu yaşayan birçok arkadaşımız vardır ikinci evliliğini yapmış kişiler. Eğer problemini halledememişse diğer bulduğu şeyde aynı sıkıntıyı yaşıyordur. Olay kıyafet değiştirip tekrar tekrar ölüm Aynen. diyorsun. Ama eğer orada hatasını anlamış, seçimini anlamış ve gerçekten kendini değiştirmiş ve onu bitirmişse, ikinciyi yapıyorsa, evleniyorsa gerçekten mutlu oluyor. Bak bunu da yaşayan var. Yani ikinci baharımı yaşıyor diyor değil mi bazıları? Diyor ki hakikaten diyor bak bu eşim diyor çok güzel, seviyoruz birbirimizi, çok saygılıyız. Her gün şükrediyorum seni bulduğum için diyor mesela ikinciye. Niye? Çünkü aslında hakikaten o enerjiden çıkmış. Kendini değiştirmiş, dönüştürmüş, farkındalık kazanmış ve bir seçimle birlikte ne yapmış? Bitirmiş ve yeni bir seçim istemiş. Ve o yeni seçimde kendi enerjisine uygun birisini bulduğunda mutluluğu yakalayabiliyor. Bu da yani şey bir şey, bu da bir seçim. Sorulara bakıyor musunuz bu arada? Ben bakamıyorum ama bir bakayım Bakıyoruz benim. hocam. Yani bu kabule geçme kısmı kendimizi mi kabul diyor arkadaşımız yoksa eşimizin halini neyi kabule geçince değişiyoruz? Kendimizi, gerçeğimizi işte mesela Bir kere kişiye diyorsun ki suçlamayı bırakıyoruz. tabii. Mesela kişiye diyorsun ki ya şeysin biraz diyorsun. Yani dağınıksın diyorsun mesela. Kendine ya da hayatına gerekli özeni ve şeyi göstermiyorsun dediğinde ya yok ben çok bakımlı bir hanımım diyor mesela. Ya kaşını gözünü hani dan bahsetmiyoruz. Zihni. İç dünyanda, zihninde, kalbinde kendine ait hissettiğin yani olması gereken yere getirmiyorsun. Nedir bu? Örnek veriyorum. Bu örneği hep veriyorum yani. Her şey inançla başlıyor, düşünceyle devam ediyor. Şimdi çirkin şansı diye bir şey var dedik değil mi? Geçen derste de konuştuk. Yani onun başka çaresi yok. Yani biliyor gerçeği. Hani standartlara göre çirkin demek hoş bir şey değil biliyorum ama standartlara göre kendinin o toplumda çirkin kategorisinde olduğunu bilen bir genç kız ya da adam ne yapıyor? Kendini bir yer buluyor, bir çıkış yolu buluyor ve kendini beğenecek bir şeyler buluyor. Veya kendini bir konuda yetiştiriyor. Eksiğini kapatmaya çalışıyor. Ve ne yapıyor? Farkında olarak ya da olmayarak kendine bir değer vermeye başlıyor. Ama güzel diye tabir ettiğimiz çocuk ne yapıyor kişi? Zaten güzel olduğu için ve buna çok alışık olduğu için kendinde kusur arıyor. Onun ışığı sönerken, enerjisi daralırken çirkin dediğimiz kişinin enerji alanı, aurası parlıyor ve dikkat çekici hale geliyor. Ve böylece seçimleri de ne olarak geliyor? Kendine değer veren, çirkin diye tabir ettiğimiz kişi kendine değer verdiği için ve kendinde sevecek bir şeyler bulmaya çalışmaya gayret ettiği için, sevdiği için bu enerjiye uygun bir eş buluyor. Yani kendi kıymetini bildiği için kendisinin kıymetini bilecek bir eş buluyor. Ama güzel olan ne yapıyor ki? Sürekli kendini eleştirip, kendini hakaret edip, kendini sürekli kusur bulduğu için kusurluyum enerjisi yaydığından bulduğu eş o frekansta ne yapıyor? Onda hep kusur buluyor. O yüzden bakıyorsun hani güzel literatüründe mesela hani magazine konu olmuş kişilerde bir bakıyorsun ki aldatılıyor. Çocuk ulan bunu da aldatmazsın diyorsun yani misal. İşte bunun güzellikle bedenle bir ilgisi yok. Tamamen enerjisel bir şey bu. Kendini aldatma. Mesela bakın şöyle bir gün böyle bir bunu derste mi konuştuk? Kendi aramızda mı konuştuk? Ondan emin değilim. Hepsi hatlar karıştı. Şimdi çok böyle radikal bir şeyden bahsedeceğim kısmen. Mesela
Aldatan eş değil mi? Şimdi böyle hoppala diyeceğimiz böyle bir şey diyemeyeyim de örnek veriyorum. Dün Şimdi konuştun hocam. diyelim ki bir vaka geliyor. Diyor ki bir hanımefendi eşini aldatıyor. Tamam mı? İlk baktığınızda değil mi? Kulağa çok çirkin geliyor, çok abes geliyor. Çok böyle hayasız ve ahlaksızca gibi gelse de işin hakikat penceresinden baktığında evet kişi bir kere niye aldatıyor? Bu ayrı bir konu. Ama fokuslanmamız gereken yer neresiydi? Kadının aldatması değil, adam niye aldatılıyor? Yani terazinin diğer tarafı boş değil ki. Aldatılan bir adam var. Aldatılan adam bunu niye yaşıyor? Nerede hak etti aldatılmayı? Kendini nerede aldattı? Veya dışarıyı nasıl aldatıyor? Neyle aldatıyor? Değil mi? Mesela ya da insanları mı kandırıyor ya da kendini mi kandırıyor? Kendisinden nasıl bir aldatma enerjisi yayılıyor ki? Hayatındaki kadın belki de ona onu gösterebilmek adına hizmet ediyor. Aldatarak ona onu aynalıyor. Şimdi şeye dönmesin hani hırsızın hiç mi suçu yok mevzusuna da dönmesin de hani ikisi de farklı farklı terazilerde ve farklı pencerelerden açılıp incelenmesi gereken. Çünkü neden eş diyoruz? Birbirlerindeki eksikleri ve hem göstermek hem de eksikleri tamamlamak için var. O yüzden mesela aldatma ya da benzeri böyle bizim genel olarak bilincimize yerleşmiş ahlaksızlık yani diye tabir ettiğimiz konuları sakın yargılayarak bakmayın. Olayın arka penceresi çok farklı olabilir. Bir büyük konuşma eseri dahi yaşanabilir. Hiç unuttuğun, nerede ne yaptığını bilmediğin bir kınama netice, bir söz ya bir söz Ah o neticesinde sözler hocam. bütün bir hayatın tabiri caizse çöpe gidebilecek, o bir leke olarak taşıyabilecek bir şeye sebep olabiliyor bazen hayat. Kaderin kalemi diyorum ben Kaderin sözlere. kaleme. Ve şakası yok yani. O yüzden o kınama çenemizde Şimdi bu olaya maruz kalan öğreniyoruz. iki kişi var. Bahsettiğiniz bey aldatılan. Aha. Dedin ya neden onu çekiyor? Belki de Hı işte söylediğiniz gibi kadın da işte bunu yapan kadınlara nasıl bunu yapar deyip işte ya hı. da çok aşırı kınayıp yargılamış Yani olabilir. bak diyor ya birkaç Sistem sebep var. Ya kınadı ya büyük konuştu yani. ikisine de farklı bir şey var Ha değil mi? mesela şöyle bir İkisine şey de var bakan dostlar. Ama buraya girersek çıkamayız. bir. Yani biz bu bulunduğumuz boyutta, bu imtihan gereği geldiğimiz yerde sadece kendi bu DNA'dan oluşuyoruz da biz. Biz değil mi? Bir atalarımızın da yani dedelerimizin, nenelerimizin de DNA'larını taşıyoruz. Yani biraz da onlarız ya babalarımız, annelerimiz. Evet. Şimdi biz zannediyoruz ki sadece biz kendimizden sorumluyuz. Yok öyle bir şey. Yani sen hem bir sonraki kuşağa yük bırakmamakla yükümlüsün. Bir mümin olarak yani erdemli bir insan olarak daha doğrusu hem doğru adım atarak bir sonraki kuşağa kötü bir iz bırakmamak hem de bir önceki kuşağın hatalarını da telafi etmekle de yükümlüsün. Yani senin DNA'larından oluştuğun, dedenin, nenenin, annenin, babanın yarım bıraktığı, deneyimleyemediği bir hatayı da zaten ne yapıyorsun? Deneyimlemen gerektiği için zaten o anne babayı da seçiyorsun. Şimdi de işin bu kısmı var. Anlatabildim mi? Yani senin mesela deneyimlemen gereken şey nedir? Sabırdır, değil mi? Mesela atıyorum. Öyle bir anne baba seçiyorsun ki aynı zamanda onun da devrettiği şey de sabır olmalı. Velhasıl sen bir bayrak yarışı gibi onun eksik bıraktığını alıp tamamlamak eğer uyanık bir ruhsan, yani idrakteysen, anlamak istiyorsan, işte çok özür dilerim hayvan gibi yaşayıp çıkıp gitmekten bahsetmiyorum. Eğer gerçekten bu sistemin içinden hakkıyla yaşayıp geçip gitmekse derdin, atandan gelen yani annenden babandan gelen eksiği de tamamlamak, deneyimlemek, temizlemek ve bir sonraki nesle de attığın adımı yani haram yemeyeceksin değil mi? Büyük konuşmayacaksın, kınamayacaksın, şunu yapmayacaksın, temiz yaşayacaksın ki bir sonraki nesle de yük bırakmamak adına temiz ve düzgün yaşamakta zorundayız. Sadece kendi seçimlerimiz bizi ilgilendirmiyor yani. Bu kadar da aslında ince bir mevzu. Hani sadece ben yaptım, bana ne ya bu benim hayatım deyip çıkamıyoruz değil mi? Çünkü Evet. sadece kendi hayatımız değil, biz hayatına mal olduğumuz bir sonraki kuşağı da aslında hem temsil ediyoruz, hem bir öncekini temsil ediyoruz, hem bir sonrakini. O yüzden çok yönlü. Yani Allah yardımcımız olsun, bir şeyin içindeyiz. Valla Hocam nereden şimdi baksan bam sorular bam bam yani. Hem çok kolay hem bir o kadar vallahi çok böyle örümceklerin hani teleskopik bakışları vardır ya. Sineklerin, örümceklerin böyle binlerce gözle bakıyor. Hani teleskopik böyle göz göz göz.
Bunun gibi bakmak lazım her şeye. Ama bu da işte neyle oluyor? Bir yerden başlamakla oluyor. Ama sen kalkıp da eğer daha kendi attığın adımı, seçimi, karşıyı suçladığın vaziyetteysen buralara hiç gelme. Daha çok hiç ne oluyorsun? Sıkıntı yaşıyorsun. Önce kendimizi halledeceğiz. Önce kendi suçladığımız hayatımızdaki kim varsa bunları anlayacağız. Niye yaşadık? Ne anlamam lazım? Neyi değiştirmem, neyi dönüştürmem lazım? Ne hangi mirası alıp da temizlemem lazım ya da anlamak, idrak etmek, kabulde olmak. Her şeye rağmen kabulde Okumamız olmak. lazım. Yani huzurda olmak, kabulde olmayı anlamam lazım. Ondan sonra bir üstü. İşte haddi aştığımızda daha dahasını anlayayım, daha da öbürüne gideyim dediğimizde bir yerden sonra tokadı yiyorsun diyor ki sana senin ne işin var üniversite kapısında? Sen daha lisedesin, lise talebesin diyor. Haddini bil. Önce bir sınavına gireceksin bunun bilmem neyine gireceksin diyor. Öyle. Tamam, şimdi çok Yoruldum fazla yine sorum var biraz. ama yoruldunuz Konuştum çünkü galiba. bu konu hakikaten çok Keyifli kolları aslında olan, ama çok keyifli çok da kolları olan dikkatli ve konuşulması gereken bir evet. şey. Çünkü Evet, çok vereceğim da bir geniş bir örnek dediğim gibi konu. yarıda Çok gelen geniş. bir arkadaşın kafasını karıştırmak Evet. açısından korkuyorum açıkçası. O yüzden hocam derste inşallah bol İnşallah. bol Şimdi dinleyeceğimiz. derslerde tabii ki daha detaylı anlatılıyor ama bu da bir hayat yolculuğu boyunca sürecek sorular. Fakat mesela hocam bir insan hayatında dönüştürmek istediği bir şey, bir sürü sorular var şimdi burada işte o öyle bu böyle ben dürüstüm karşı taraf yalancı ben şöyleyim o öyle ne görmem gerekiyor gibi bir sürü okumalar yapılması gereken konular var. Kişi hayatında bir şeyi dönüştürmek istiyorsa son soru ilk önce o zaman neye bakması gerekiyor? Ben Toparlanması açısından iki yazıyı soruyorum. okuyacağım diye senin bir kısmını kaçırdım Birgül Hocam. Çok özür dilerim. Evet, Şu yani an şöyle diyebilir miyiz? İnsan hayatında bir şey dönüştürmek istiyorsa o zaman ilk önce kendi yaptıklarına bakmalı. Öyle Evet. mi? Evet. Dönüştürmek Tabii istediği tabii şey neyse kendi. karşı tarafa değil kendi hayatında yaptıklarına bakmalı. Yapmadıklarını yapmalı mı? Ya da işte orada neyi Yani değiştirmesi valla ben gerekiyor? kolayını şöyle görüyorum. Mesela başıma Hani mesela sizle de zihinleri yaşıyoruz değil mi? toplansın böyle bir Mesela ürkmüştü bir şey oluyor. kafalar. Diyorum ki mesela siz bana diyorsunuz ya hocam böyle oldu böyle oldu. Ben de ki ya vardır bir halt etmişimdir diyorum değil mi? Biraz Evet. bekleyin. Daha bir anlamadım çünkü neyi halt ettiğimi. Ama diyorum kesin öyle bir şey geldiyse hani sert canımızı sıkan bir şey geldiyse diyorum dur hele bir bakalım nerede ne halt ettik. Yani anlamamız gereken bir şey vardır. En kötü ihtimalle diyelim ki kafam basmadı yani. Bazen de her şeyde günlük hayat içerisinde alıp da tezgaha yatıramıyoruz gerçekten. Hızlı da geçiyor. Anlayamadığın yerde en azından de ki Rabbim ne olduğunu bilmiyorum ama yani ne halt ettiğimi bilmiyorum ama kesin bir şey yapmışım. Ben kendime nefsime zulmetmişim. Ve bunun karşılığında emin bunu aynada izliyorum. Ama henüz farkında değilim. Hem idrak etmeyi talep ediyorum. Ama biliyorum ki sen de çok merhamet sahibisin. Çok tolerans sahibisin kuluna. Bana rahmet et, merhamet et ve beni bu barajdan kurtar. Yani beni bu imtihandan kurtar ve hakkıyla anlayabilmemi ve bu sınavı geçmemi nasip et. Yani bunun için ne yaptıysam affet beni. Mutlaka bir hatalı seçim, bir can sıkıcı bir şey ya da bir günahın bedelini ödüyorum. Çünkü niye? Her gelen bize mesela şimdi yayın öncesi hatta böyle bir konu geçmişti Zeynep Hocam. Neydi? İmtihan şeydi. İmtihan ayrıca gazap vardı. Gazap mı demiştin? Tesadüf mü? Onu mu Yok diyorsunuz? yok bir şey olmuştu. Bela ve musibet. Ha, bela ve nusibet. Nusibet ayrı bir şey. Yani her ne Musibet kadar ayrı bir şey. Allah'ın denir ki eskiden tabi Allah'ın fena işi olmaz derler. Yani Allah'ın böyle bir her şerde bir hayır vardır dediğimiz noktada ki görüyoruz. Şer gibi görünün altındaki rahmeti temizleyicidir. Ama bazen de kişiyi hizaya sokmak değil mi? Kendine getirmek adına da O da Allah musibet temizler yollar. hocam. Yahut Yani. da bir aşırılığa kaçtığın bir şey vardır. Neticesinde başkasına da zarar veriyorsundur artık. Orada bir nusibetle yani sert bir enerjiyle seni ne yapar? Keser önünü. Ve ne yapar? Seni durdurur, yavaşlatır. Dengeye Dedim var. getirir, değil mi? Bir Dengeye kendine getirir. getirir. Heh, dengeye getirir. Yani özetle dostlar her an, her dakika zaten bir imtihanın içindeyiz. Adı imtihan zaten. Yani bunun için ayrı bir şey aramaya gerek yok. Adı imtihan ama bu imtihanı çile haline getirmek değil.
anlamaya çalışmak. Yani bize bir yol verilmiş bu boyut içerisinde. Diyor ki hedefin şu, yolda giderken de şunları öğren, şu durakta dur, şunu öğren, çiçek toplamayı öğren, işte ağaca su vermeyi öğren, hayvana sevmeyi öğren, işte insan yolcu görürsen yolda kalmışa iyilik yapmayı öğren. Yani bir yolculuk düşünün. İşte diyor ki merhameti öğren, sabrı öğren, bir senin yolunu kestiğinde işte ne yapman gerektiğini öğren, deneyimle, bana öyle gel diyor. Ve diyor ki bunu gelirken de diyor lütfen mutlu ol, huzurlu ol ve huzurda ol. Şimdi gelelim şu kısmına, diyor ki ve bu yolculuğu başlattığın anda sana diyor vermiş olduğum emir ve yasaklar var ya diyor. Hani bir haramlar, helaller. Bunlara dikkat edersen diyor bu yolda yürümek için de güç bulabilirsin diyor. İlgin odağın dağılmaz. Yardımlar, ipuçları bulursun diyor. Yani biz artık biliyoruz değil mi? Namazı evet kulluğumuzu göstermek için var. Ama bir o kadar da namazı ve abdesti hayatımıza aldığımız zaman ne oluyor? O değil mi? Negatifleri temizliyoruz. Günde 5 kere alanımızdan bize hizmet etmeyen, ağırlık yapan ve sağlıklı düşünmemizi ve görmemizi engelleyen, bize yapışan istemsiz tüm negatiflerden arınıyoruz. İşte kıble yönüne döndüğümüzde ve avuç ayalarımızla tekbir almaya başladığımızda ne yapıyoruz? Bir transfer başlıyor. Arınma transferi. Kabe kısmı değil mi? Bir arınma. Mıknatıs, manyetik. Ne yapıyor bizden? Negatifi çekiyor. Secde yapıyoruz, topraklanıyoruz. Velhasıl bu bizim ne için? Bedenimizi şarj etmek de için aynı zamanda. Kulluğumuzu yerine getirirken. Yani neden? Allah diyor ki kulum seni ben yarattım. Kullanma kılavuzunu da ben de, senin bu yolculukta ihtiyacın olan benzin, yakıt ya da güç, bunları yaptığın zaman olacak. Bunları yaparsan sağlıklı düşünürsün, sağlıklı olursun, sağlıklı gidersin, doğru düşünür, doğru seçimler yaparsın ve gereksiz detaylara boğulmazsın. Çünkü niye atıyorum işte, yani şimdi kimseye din dersi vermek değil niyetim ama namaz kılan bir insan yüksek ihtimalle hani rol yapan bir namaz değilse eğer birçok kötülükten de otomatik olarak zaten seni men ediyor değil mi? Yani çeldiricilerden ve yoldan çıkacağın birçok şeyden de seni men ediyor. Diyor ki en azından bu kafada olursan dosdoğru gidersin. Bunlar diyor senin hayatında kolaylaştırıcılardır diyor aslında. Velhasıl işte böyle. Çok konuştum değil mi bugün? Yok hocam, gayet güzeldi. Daha çok Çok teşekkür konuşulması ediyoruz. gerekiyor. Daha çok konu. Geniş bir konu hocam gerçekten. Bence çok çok katkı oldu. Birçok soruya cevap verdiniz. İnşallah öyle olmuştur. Umarım zerre miskal bir faydam dokunmuştur. Kesinlikle Ben hocam, çünkü Allah hep razı olsun. söylüyorum. Ben ibadetine güvenen, ibadet ehli bir adam değilim. Hani Allah nasip ettiği kadar, tabii ki her kul kadar yapıyorum ama ben şuna inanıyorum. Şöyle bir zamanda kusursuz bir namaz kılmak gerçekten çok zor şimdi. Doğruya doğru. Kusursuz bir ibadet etmek böyle bir zamanda hakikaten zor. Yani sen yaptığını düşünürsün de yani hani ehli için baktığında çamur gibi görünür. Şimdi hal böyleyken bunu da garanti edemiyoruz. Diyorum ki bari madem bir halt yapamayacaksın, bari iyi şeyler yapmaya çalış da hani belki bakarsın birilerinin hakikaten vesile olursun ya da birileri kalkar yürekten bir Allah razı olsun der. Oradan mahşerde bir yırtarsın bakarsın. Yani bir ticaret yapıyorum aslında ahirete yönelik. Gayet Birileri güzel bir inşallah ticaret oradan hocam. yırtarız. Ha, inşallah faydalı bir şeyler yapma niyetindeyim. Ha, dilimin döndüğünce hiçbir iddiam yok. Ama inşallah Allah razıdır. Ya da Allah'ın dilediği şekilde anlatıyoruzdur umarım. Ha, eksiklerim var mıdır? Tabii ki vardır. Diyorum hiçbir iddiam yok bak ha. Hocam bunlar Haftaya konumuz da çok hakikaten güzel hocam. efendim? İnsanların farkındalık acıları mı, sancıları. affetmek mi? Wow. Farkın ki soru mu Evet, geldi? haftaya da çok güzel Ha, konumuz. haftaya şey değil mi bizim? Neydi konumuz? Farkındalık mı? Farkında olmak mı, affetmek mi? Hakikaten güzel konu biliyor musunuz? Çok yaptığımız Buradaki hata. bazı Aslında bu olay biliyor musunuz? soruların Bugünkü devamı arkadaşlar bu olacak. konunun neyi neden yaşadı? Aynalama, Evet. o ayna metaforunun aslında şeyi. Ben haftaya gerek yok diyormuşum. Bence bu konunun devamı.
Evet, inşallah haftaya da bakarsın. Güzel Peki şeyler hocam, çok teşekkür alırsın. ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Benim için de çok keyifliydi. Valla Allah razı olsun ikinizden de. Beni Hocam sizden Allah tekrar razı tekrar olsun. toparlıyorsunuz. Sizden Allah razı olsun Aranızdan hocam. çok